Selim hocama kocaman bir alkış alabilir miyim arkadaşlar? Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğüm kadarıyla birçoğunuzla tanışıyoruz zaten. Arada tanışmadıklarımız var. Onlarla da bugün tanışacağız. Evet arkadaşlar, adım Selim Sırratay. Rehberlik ve özel eğitimde birlikte olacağız. 2 haftalık bir programımız var. 4 saatini bugün yapacağız. 4 saatini haftaya aynı saatte yapacağız. 8 saatte tabii ki rehberlikle ilgili ne yapabiliriz? Genel bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağız. Her hocanın tekrar programı farklıdır. Kimi soru üzerinden gidiyor, kimi konu anlatarak gidiyor. Ben biraz ortaya karışık yapacağım. Derste ne gördüysek, ne bilmeniz gerekiyorsa kısa kısa başlıklar halinde değineceğiz. Önemli konuları biraz daha ayrıntılandıracağız, daha derine bakacağız ve programımızı bitireceğiz. Sizleri de Eylül'de görevlerinize seçeceğiniz illere artık göndereceğiz. Çok emek verdiniz, birçoğunuzu biliyorum. Artık bu vakitte hala buradaysanız, emek vermeye devam ediyorsanız mutlaka bunun bir karşılığı olacaktır. Ben buna inanıyorum. Ve tabii ki artık sona geldikçe gerilim biraz artıyor. Doğru mu? O yüzden haftaya son 20 dakikayı da buna ayıracağız. Haftaya son 20 dakika sınavda neye dikkat etmek gerekiyor, onunla ilgili bildiklerimi paylaşacağım. Madem dersimiz rehberlik, rehberlik anlatıyoruz, araya bunları da serpiştirelim. Dedik ya, sona geldikçe ister istemez gerilim biraz artıyor. Ben de sosyal medyadan güzel bir iki tane sınav kağıdı buldum. Onları paylaşarak başlayın. Biraz gülümseyerek başlayalım. Zaten gerilmişsinizdir biraz ders. Hoca güzel bir soru sormuş. Hem suda hem de karada yaşayan hayvanların özellikleri nedir diye. Çocuk en büyük özelliği yazmış. Yani hocam hem suda yaşıyor hem karada yaşıyor. Hayvandan daha nasıl bir şey bekliyorsun? Benim favori sorum herhalde bir gelişim psikolojisi ya da biyoloji sorusu. Kardeşlerden birinin düz, diğerinin kıvırcık saçlı olmasının sebebini sormuş. Çocuk da güzel cevap vermiş. Hocam saç düzleştiricisidir, ne olacak yani? Yine güzel bir matematik sorusu. Herhalde bir 3-4-5 üçgenini sormuş. X'i bulun demiş. Çocuk da bulmuş. Aha demiş, X burada. Ben bir öğretmen olsam samimi söyleyeyim, bu çocuğa puan verirdim. Ama hoca puan vermiş mi bilmiyorum. Bizde şöyle bir şey var. Yani sınavda başarılı olmanın 2 temel kriteri var. 1, konuları bilmek. 2, sınav tarzını çözmek. Konuları zaten biliyorsunuz, doğru mu? Zaten hani konuları bilme, açarsın, okursun, öğrenirsin. Ama bir sınavdan başarılı olmak gerçekten de sınav tarzını çözme ile olan bir şey. Özellikle eğitim bilimleri, rehberlik dersi için soruların çoğunluğunu birebir bilgiyle çözmezsiniz zaten. Bir bakış açısı oluşur, o bakış açısıyla soruları çözersiniz. Zaten biz de burada bu bakış açısının üstünde duracağız. Yoksa dediğim gibi konuları iyi kötü biliyorsunuz. Madem sorulardan bahsettik, normal gruplarımda beraber olduğum arkadaşlarım biliyordur. Ben bütün gruplarıma bir soru analiziyle başlarım. Çünkü bizim işimiz size sınavda karşınıza çıkacak bu soruları çözdürebilmek. Benim dersimle ilgili arkadaşlar 12 soru gelecek. Tabii ki sınavın hani içeriği son anda değişti, biliyorsunuz. Bir iki soru oynadı. Yeni şeyde %15'ten %13'e düştü. 11 soru gelecek, 10 soru gelecek. Ama samimi söyleyeyim, sınav içeriğiyle ilgili hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü eğitim bilimlerindeki bütün konular birbirinin içinde zaten. Doğru mu? Atıyorum, geçen sene rehberlikten 14 soru geldi. Koşulsuz kabulü sordular. Bugün ben bahsedeceğim gelişim psikolojisinin içerisinde geldi. Ne bileyim, ben dilini sınıf yönetiminin içerisinde sordular. O yüzden genel olarak yine 12 soru bekliyoruz. 3-4 arası orta güçlükte geliyor. Bunları çok kolay yaparsınız. Bizi üzen ve samimi söyleyeyim, KPSS sınavında en fazla hata yapılan sorular enli sorulardır. Biz daha çok enli sorularda hata yapıyoruz.
Şimdi enli soru nasıl? Sınavda sizde nasıl bir duygu yaratıyor enli soru? İlk başta soruyu okursunuz, A seçeneğini okursunuz, gülümsemeye başlarsınız. Dersiniz ne kadar kolay bir soruymuş. Hadi bir de B'yi okuyayım dersiniz. B'yi okuduğunuz zaman şunu dersiniz. Ya B de olabilir aslında. C'yi okursunuz dersin gideri var. D'yi okursun, daha iyi gibi sanki. E'yi okursun, dersin. Bu da oluyor. Hangisi? İyi bir enli sorunu unutmayın. 5 tane doğru cevap vardır. Senden hangisini bekliyor işte? En olanını bekliyor. Benim dersim için nasıl geliyor? Sınıfında şöyle bir durumla karşılaşan öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması rehberlik anlayışına daha uygundur. Bu ne demek? Hepsi uygun ama ben senden neyi bekliyorum? En olanı, daha uygun olanı bekliyorum. İşte şu durumda öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki seçenektekilerin hepsi oluyor ama sen öncelikli olanı bulacaksın. Dersimizin içerisinde bununla ilgili küçük ipuçlarını vereceğim. Ama sadece şu aklınızın bir kenarında olsun. Eğer enli bir soruyla karşılaştığınız zaman acele etmeyin. Biz hızlı cevaba gitmeyi çok seviyoruz. Enli bir soru varsa de ki ya ben bunun iki tane doğru cevabını bulacağım, en az aralarında bir karşılaştırma yapacağım. Şimdi hep sorulardan, bakış açılarından söz ettik. Rehberlik sorularındaki bakış açı biliyorsunuz hümanist yaklaşımdır. Bu 12 sorunun 8-9 tanesi bununla çözülüyor zaten. Eğer siz buna iyi bir şekilde kavrarsanız, adamlar size ne sorarsa sorsun, 11 tane, 10 tane çok rahat yaparsınız. O da işinizi fazlasıyla görür. Tamam. Haydi bakalım. Yavaş yavaş başlayalım. Dedik ya sorular, bakış açısı. Bu bakış açısıyla ilgili iki tane uyarı vermiştim gruplarımda. Hemen burada da onu bir hatırlayalım. Önce ne dedik? Rehberlik soruları çözürken nereyi düşünmüyorduk? Türkiye'yi düşünme dedik. Türkiye'yi düşünürsek uyumaz. Mesela liselerde ben dilini kullanan öğretmen olmaz. Liselerde ben dilini kullanırsa bir öğretmen facia çıkar. Yani öğretmen şunu demez konuşan öğrencilerine. Gençler, arkaya oturduğunuz için dikkatim dağılıyor, hayal kırıklığı yaşıyorum. Öne gelin, bak gelmiyor. Ama gelin lan desem mecbur gelecekler. O yüzden sorular aslında rehberlik anlayışı bize çok uymuyor. Ya kendinizi düşünün, ya lisede bir öğretmeniniz ben diliyle size bir şey dese. Ödevinizi yapmadığınız için çok üzülüyorum çocuklar. Şunu demezdiniz herhalde. La hoca üzülmesin, bu hafta bütün ödevleri yapalım demezdiniz muhtemelen. Ama soruyorlar. İşte empati. Empatiyi de biz çok sevmeyiz bakın. Yani bir üzücü olayla karşılaştınız, arkadaşınıza deseniz ya kaza yaptım. Aa, kaza yaptığın için çok üzülmüşsün. Yok abi manyağım, seviniyorum ben kaza yaptıkça. Dolayısıyla ama ben dilini de ve empatiyi de her sene soruyorlar. Bu sene ikisinden biri garanti gelecek. O yüzden çok fazla Türkiye'yi, Türkiye'deki uygulamaları düşünmeyin. Bununla ilgili neyi kastettiğimiz soruları çözerken göreceğiz. İkinci olarak ki en önemli uyarım demiştim. Öğrenci her zaman iyidir. Yani siz soruda negatif bir bakış açısı vermedikten sonra, olumsuz bir yoruma net bilgisini vermedikten sonra siz öğrencileri her zaman böyle tertemiz çocuklar olarak düşünün. Çünkü bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Hani bilişsel yaklaşımda vardır. Yani insan dünyayı, doğayı, geleceği kendini olumsuz algılama eğilimindedir. İnsan zihni negatif çalışır. Ve dolayısıyla bu negatif bakış açısı sorularda da devreye girer. Ve özellikle biraz önce gördüğümüz enli sorularda sizi avlar. O yüzden soruda her zaman öğrenciye iyi gözle bakın. Aksi bir bilgi yoksa çocuk doğru söylüyordur, bu davranışı yapmak için haklı bir gerekçesi vardır diye düşüneceğiz. Hadi bakalım, bir diğer önemli dikkat edeceğiniz nokta rehberlik soruları çözülürken biz dedik günlük dilde rehberliği yol gösterme olarak görüyoruz. Yani Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakın, rehberlik diyor yol gösterme işidir. Ama biz hiçbir zaman yol göstermeyi kabul etmiyoruz. Ne gösteriyorduk biz arkadaşlar? Yollar gösteriyorduk. Bazı arkadaş şunu diyor, hocam ben ikisinden de aynı şeyi anlıyorum.
Aynı şeyi anlayabilirsin ama sorularda şuna çok dikkat et. Tek bir yol, tek bir alternatif, işi daraltan seçeneğe asla gitme. Yani iki seçenek arasında kaldın. Bak hangisi çocuğa daha geniş tercih imkanı veriyorsa, hangisi seçenekleri arttırıyorsa doğru seçenek olarak ona git. Şimdi üç şey söyledim. Bu hep aklınızın kenarında olsun. Türkiye'yi düşünmeyeceksin. Sana mantıklı gelen seçeneği değil, ideal olan seçeneği arayacaksın. Bir. İki, aksi bir bilgi olmadıktan sonra asla soruda kötü bir yorum yapma. İki, üç, her zaman seçenekleri çoğalt. Şimdi, rehberlik hayatımıza nereden gelmiş? Rehberlik hayatımıza çağdaş eğitimle gelmiş. Dünyada bir şeyler değişiyor. Dünyadaki değişim eğitimi de değişmeye zorluyor. Geleneksel eğitim anlayışını terk ediyoruz. Çağdaş eğitime geçiyoruz. Çağdaş eğitimin de aslında iki amacı var. Daha doğrusu çağdaş eğitimin amacını iki başlık altında özetlemiştik. Neydi bunlar? İlki öğrencileri bir bütün olarak geliştirmekti. Yani geleneksel eğitim insanları daha çok zihinsel, değil mi? Bilişsel alanda geliştiriyordu. Çağdaş eğitim tüm yönleriyle geliştirecek. Şunu dedik, çağdaş eğitim şunu çözüyor. Bilmek demek davranış değişikliği yaratmıyor. Yani şunu söyleyeyim. Türkiye'de 75 milyon, 70-80 milyon insan yere çöp atmamak gerektiğini bilmeyen var mı? Yok. Yere çöp atmayan var mı? O da yok. Bakın biliyoruz ama davranışa dönmüyor. Çünkü daha çok biz hep zihinsel öğeler üzerinde duruyoruz. Birinci nokta bu. İkinci nokta diyor ki çağdaş eğitim kendi aslında bizim atalarımız da söylüyor. Kendine hayrı olmayanın kimseye faydası olmaz. Önce insanı kendi için yetiştireceksin. Sonra toplum için. Size şunu sorayım ya. İlkokul, ortaokul, üniversite, lise fark etmez. Kendiniz için bir şey yaptınız mı? Ya bunun eğitimle, okulla, dersle, meslekle alakası yok. Ama bunu size kendinizi geliştirin diye veriyoruz dedikleri bir şey var mıydı? Ya da siz yaptınız mı? Bununla ilgili güzel bir karikatür paylaşayım sizle. Ben de bir su içeyim. Adam var, tam Türk adam. Hadi git diyor, kendine bir kahve yap. Birazdan ara verdiğimde siz de gidersiniz, kendinize bir kahve alırsınız. Kendiniz için bir şey yapmış olursunuz. Çağdaş eğitim demiştik, çok geniş bir kavram. Yani her ders için ayrı bir anlamı var. İşte Sertaç Hoca ile ölçme yaptınız. Ölçme değerlendirmede çağdaş eğitimin ayrı anlamı vardır. Farklı derslerde, farklı yaklaşımlarda. Ama benim dersim için arkadaşlar çağdaş eğitim dediğimiz zaman artık sürece öğrenci kişilik hizmetlerini dahil ettiğini bileceğiz. Yeterli. Öğrenci kişilik hizmetleri ne yapacak? Öğrencilerin bir bütün olarak gelişmesi için okulda gerekli çalışmaları yapacak, ortamı sağlayacak, imkanları sağlayacak. Peki öğrenci kişilik hizmetlerinin altında ne var? Sağlık, sosyal yardım, sosyo-kültürel, rehberlik, özel yetiştirme ve özel eğitim. Arkadaşlar buradan bugüne kadar soru kullanmamışlar. Bundan sonra da çok kullanmazlar. Ama şöyle bir giriş olsun dedik. Rehberliği bir kavrayalım. Rehberliğin eğitim süreci içerisinde nerede durduğunu görelim. Rehberlik bakın öğrenci kişilik hizmetlerinin altında, öğrenci kişilik hizmetleri de çağdaş eğitimin altında yer alıyormuş. Rehberliğin nerede durduğunu şöyle zihnimize topladıktan sonra haydi bakalım rehberlik nedir diyelim, başlayalım. Tanımlar hiç sevmiyorum. Tanımları çok güzel okursunuz ama son noktayı koyduktan sonra aklınıza hiçbir şey kalmaz. İşte okuyorsun rehberlik bireylerin kendilerini tanımaları, çevresindeki olanakların farkına varmaları ve gerçekçi kararlar alarak kendini gerçekleştirebilmeleri için yapılan sistemli ve profesyonel yardım sürecidir. Neymiş rehberlik diyorum gruplarda süreçmiş hocam diyorlar. İyi en son akılda kalıyor. Bu tanım ama tanım bize neyi anlatıyor bir onu analiz edelim. Şimdi bir defa şunu bileceğiz. Rehberlik hep bireyle çalışır. Biz bazen bunu sorularda kaçırıyoruz. Bunu yani yanlış sorular da çıkıyor.
Mesela çocuk geliyor öğretmenine diyor ki, okul rehber öğretmeni, öğretmenim babamla tartıştık, babam beni dövdü. Bu durumda öğretmenin öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? A. Babayı okula çağırıp görüşme. Hemen işaretliyoruz. Bakın burada babayla görüşmek gerekir mi? Evet. Ama önce kimle görüşmem lazım? Öğrenciyle. Ya da bakın, Türkiye'deki birey merkezli olmayan anlayışı vereyim ben size. Ortaokulda kızın biri gitse müdür yardımcısına dese ki, hocam bizim sınıftaki Ali arkamda oturuyor. Birçok kadın arkadaşın başına gelmiştir. Ali değil tabii, başka biridir yani. Ali yok. Sırtıma sürekli arkadan kalem batırıyor. Saçımla böyle oynuyor. Derste ikide bir diye saçıma saçıma üflüyor. Artık dayanamıyorum hocam dese, muhtemelen müdür yardımcısı bu kıza ne diyecektir? Kızım sen sınıfa git, Ali'ye söyle buraya bir gelsin. Peki burada çocuğa bir katkı var mı? Çocuk hiçbir şey kazanmadı. Bakın soru da burada rehber öğretmen, rehberlik anlayışı önce kimle çalışacak? Bu kızla. Otur kızım, benim böyle karşıma gelse bir öğrencim, otur, bunlarla nasıl başa çıkarız? Neye dikkat etmek gerekiyor? Nasıl daha güçlü oluruz, çalışırım? Ondan sonra tabii ki Ali ile de çalışmak gerekir mi? Kesinlikle. Ali'de de bir sıkıntı var. Nefesi kuvvetli. Farklı yerlerde Ali'yi değerlendirmek gerekir. Hadi bakalım. İkincisi, bireyin gelişim ve uyumuna dönüktür diyoruz. Bu da ne demek? Ya bir sorun var, uyuma dönük çalışıyorum. Ya da hiçbir sıkıntısı yok sizler gibi ama gelişmesi gerekir. Doğru mu? Yani rehberlik hizmeti vermek için illa bir soruna ihtiyaç var mı? Bu da bize bunu anlatıyor. Geldik bir diğeri, süreçtir. Yani bireylerin hayatının bir döneminde verilen ve sonra bir daha girmeyen bir hizmet değildir rehberlik. Okul öncesi öğretmenler, sınıf öğretmeni arkadaşlar ve rehber öğretmenlerinin de başına gelen bir şey vardır. Veli sizi okulun çıkışında hemen yakalar küçücük çocuğuyla ve hemen size şikayet edilir. Hocam der, bu akşamları zamanında uyumuyor. Şimdi orada sizden öyle bir şey bekliyor ki, bir şey yapacaksınız, çocuk akşam ne yapacak? Uyumaya başlayacak, sorun çözülecek. Rehberlik böyle bir şey değil, bir süreci var. Geldik arkadaşlar, bir diğeri profesyoneldir. Profesyonellik şu demek, bu alanda eğitim almış kişiler tarafından verilen bir hizmettir. Ama şunu hemen hatırlayalım, rehberlikte profesyonel misiniz? Evet. Eylül'de göreve başladığınızda okul müdürü size bir ders programı verecek. Bir de diyecek ki, hocam şu sınıfında sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirildin. Sınıfa gidip rehberlik ne yapacaksın? Yapacaksın. Ama psikolojik danışmada değilsiniz. Unutmayın, rehberlik dendiğinde herkes, bütün öğretmenler profesyoneldir. Son olarak şunu diyeceğiz. Amaç bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Yani rehberliğin amacı bu. Süreç dediğimiz, hatırlayın, bireyi tanımayla başlıyor. Neyle son buluyor? Kendini son buluyor demeyeyim, kendini gerçekleştirmeyle yaşam boyu devam ediyor. Peki siz kendini gerçekleştiren birini gördünüz mü? Gördün mü kız, kimi gördün? Kaç verdi sana diyormuşum. Ben size arkadaşlar kendini gerçekleştiren birinin resmini göstereyim. Resim gözüküyor mu iyi bilmiyorum ama amcam şurada daha güzel gözüküyor. Bir dolmuş şoförü, araba kullanıyor, çay içiyor, sigara içiyor, çok gözükmüyor. Cep telefonu kullanıyor, bir de para üstü alıp veriyor. Arkadaki kız hayran olmuş. Çocuk da diyor ki, abi böyleleri varsa bize kimse bakmaz. Şimdi bakın, tabii ki bu kendini gerçek insan değil, bildiğiniz trafik canavarı. Umarım yakını yoktur burada. Ama bakın, kendini gerçekleştirme kavramının içeriğine ilişkin bir şey anlatmaya çalışıyorum bu resimde. Kendini gerçekleştirme, insanın potansiyelini kullanabilmesi demektir. Yani aya gitmek, büyük şeyler yapmak değil. Yani bir köylü de, bir işçi de, bir işsiz de, bir öğretmen de ne yapabilir? Kendini gerçekleştirebilir. Eğer siz insan olarak elinizdeki potansiyelinizi, gücünüzü, enerjinizi uygun bir şekilde kullanıyorsanız kendinizi gerçekleştiriyorsunuz demek.
gerekir. Şimdi hatırlayalım, kendini gerçekleştirme kimin kavramıydı? Maslow'un, yani hümanist ekolün, hümanist psikolojinin kavramıydı. Hemen ilk girişte de ne dedik? Rehberlik soruları büyük ölçüde hümanist yaklaşımla çözülür dedik. Doğru mu? O zaman şöyle bir hümanist yaklaşımı özetleyelim. Hümanist yaklaşım ya da hümanizm deyince, insancıl yaklaşım deyince aklıma ne gelecek? Arkadaşlar iki tane isim var demiştik. Maslow ve Rogers. Bu dede Maslow. Daha da çirkin olanı Rogers. Şimdi bir grupta bunu gösterdim. Bir dedi ki hocam hayallerim yıkıldı. Rogers deyince ben daha böyle karizmatik, Jude Law tadında birini bekliyordum. Şimdi hadi bakalım. Hümanizm bize neyi anlatmaya çalışıyor? Birini aslında söyledik. Öğrenci her zaman iyidir derken aslında onu anlatmaya çalışıyoruz. Hümanistlere göre insan iyi bir varlıktır. İnsanın özü iyidir. Bakın Freud'da psikanalitik kuramda insana kötümser bir bakış vardır. Hümanistlere göre insanın özü iyidir. İnsan kötü olduysa niye olmuştur? Çevreden, arabesk bir şey işte. Ben böyle değildim yaşarken olduğunun farklı bir ifadesi. Hatta Rogers'ın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki saldırgan davranışlar yeteri kadar karşılanmayan sevgi ihtiyacına gösterilen bir tepkidir. Saldırgan davranışlar yeteri kadar karşılanmayan sevgi ihtiyacına gösterilen bir tepkidir. Bir çocuğun sevgi ihtiyacını karşılamazsanız bu çocuk nasıl oluyor? Saldırgan, serseri bir kişilik ortaya çıkıyor. Hatta Türk filmleri bu konuyu işler. Türk filmlerin çok sevdiği bir klişe vardır. Zengin ve serseri çocuk klişesi. Çocuk zengin ama serseridir. Kamera eve bir döner. Evde anne konkem peşinde. Baba sürekli iş peşinde. Çocuğun hangi ihtiyacı karşılanmaz? Sevgi. Ortaya ne çıkar? Şiddet davranışı, saldırgan davranışlar çıkar. Hatta çocuk filmin bir yerinde dile gelir zaten. Babasına, annesine sitem eder. Beni hiç sevmediniz. Avrupalarda okuttunuz. Lüks arabalar aldınız. Ama bir kere saçımı okşamadınız. Yürü zibidi diyeceğim. Benimkini okşadılar, dökülüyor nasıl olsa. Araba alsalardı satardım, duruyordu en azından. Bir işe yarardı. Hadi bakalım ikinci dediklerine, insan özgürdür. Hemen bir şey daha açayım. İkisini beraber değerlendirelim. Çünkü ikisi de biraz psikanalitik kurama yöneltilen bir eleştiridir. Freud'a göre eylemlerimizin kaynağı geçmiş yaşantılarımızdadır. Bilinç altındadır. Bunu kabul etmezler. İnsan öyle geçmiş bilinçaltı falan değil. İnsan eylemde bulunuyorsa bilinçli ve özgür olarak şimdi burada hissettikleriyle eylemde bulunur diyor. Siz buraya geldiyseniz eğer, burada kalıyorsanız şu anda hissettiklerinize, şu andaki duygularınızda özgür olarak ve farkında olarak eylemde bulunuyorsunuz demektir. Bir diğer arkadaşlar çok önemli bir ilkesi ki empatiyi buradan çıkarıyoruz. İnsanlar gerçek dünyaya değil algıladıkları dünyaya tepki verirler diyor. Bu ne demek? Herkesin farklı bir dünyası vardır. Ve herkesin kendi öznel dünyası içerisinde yaşar. Aynı tepkileri bekleme insanlardan. Yani aslında bir şey söyleyeyim. Günlük hayattaki anlaşmazlıklarımızın, tartışmalarımızın, kavgalarımızın altında da bu ilkeyi anlayamamak yatar. Herkes kendi algısını tek ve gerçek algı olarak zanneder. Ben nasıl algılıyorsam sen de öyle algılayacaksın. Ben sıkılmıyorsam sen de sıkılmayacaksın. Değil mi? Sen sıkılıyorsan demek ki senin algında bir problem var demek. Nasıl bir örnek vereyim? Mesela Allah'tan o modayı terk ettik. Ben liselerde çalışırken meşhur bir moda vardı çocuklarda. Kumaş pantolon hepten indiriyorlardı aşağı. Gömlek üstte, düşük bel erkek ve kumaş pantolon modası. Vallahi bana iğrenç geliyordu. Bilmiyorum size nasıl geliyor? Yakışıklı mı? Hoş mu oluyordu? Kötü. Şimdi çocuğa diyordum ki yavrum olmamış. Yani sen onu bir düzelt falan. Benim algım olmamış. Çocuk aynaya gidiyor bakıyor. Lan diyor ne kadar yakışıklıyım. Benim algıma mı tepki verecek? Kendi algısına mı? Tabii ki bu modanın ama eğitime kattığı bir
artı var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Artık öğretmenler çocukların arkasından tekme atmayı bu modadan sonra bıraktılar. Çünkü nerede durduğunu kestiremedikleri için kimse kimseye tekme atmadı. Ama mesele burada çocuk nasıl görüyor? İşte ergen saçına jöleyi basıyor, dikiyor. Babası görüyor, babasında saçlar dikiliyor. Yavrum kirpi gibi olmuşsun diyor. Çocuk aynaya baktığında ne hissediyor? Güzel, bu kadar basit. Bir insanı anlamak istiyorsanız dışarıdan bakıp anlayamazsınız. İnsanı anlamak demek onun algıladığı dünyayı görebilmek demektir. Yani hangi kavram arkadaşlar? Empati kavramı. Geldik bir diğeri arkadaşlar. Diyorlar ki her insanda gelişme ve iyileşme isteği vardır. Hepimiz gelişmek ve iyileşmek istiyoruz. Hatta hümanistlere göre insanda gerçek tek bir güdü vardır. Ne güdüsüdür? Kendini gerçekleştirme güdüsüdür. Psikanalitiklerdeki bir saldırganlık, cinsellik gibi dürtüleri, güdüleri kabul etmezler. Her insanın bir güdüsü vardır. Hepimiz gelişmek, iyileşmek istiyoruz ve sonuçta ne yapmak istiyoruz? Kendimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Hadi bakalım son olarak şunu diyeceğim. Hani klasiktir ya psikolojinin tanımı. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji niye insan ve hayvan davranışlarını inceler? Çünkü insan davranışlarının altında yatan ilkeyi arıyoruz biz. İnsan niye eylemde bulunuyor? Eğer insan davranışlarının altında yatan ilkeyi yakalayabilirsek, insan davranışlarını kontrol edebilir miyiz? Ederiz. İnsan davranışlarını yordayabilir miyim? Çünkü niye eylemde bulunduğunu biliyorsam hangi şartta nasıl davranacağını da kestirebilirim. O yüzden bunun peşine koşuyorlar ve hümanistler arkadaşlar duydunuz bilmiyorum ama psikolojideki üçüncü güç denir. Çünkü insan davranışlarını sistematik olarak açıklayan üç tane kuramımız var bizim. Davranışçılar, psikanalitikler ve hümanistler. Freud'a göre, psikanalitiklere göre niye eylemde bulunuyoruz? Ne eylemlerinin altında iki tane dürtü var? Cinsellik ve saldırganlık. Yani sabah biriyle karşılaştığınızda size günaydın, ne haber diyorsa iki nedeni vardır. Ya cinselliktir ya saldırganlıktır. Dikkat etmek gerekiyor. Sabah size günaydın diyene bundan sonra yürü lan pis sapık diyeceksiniz. Ya da ben soruyorum günaydın diyorlar. Abi seninki cinsellik mi saldırganlık mı diyorum ona göre. Abi bendeki saldırgan problem yok. Eyvallah kardeş gel çay içelim falan. Tabii ki Freud bu kadar basit değil. Öncelikle onu da söyleyeyim. Peki davranışçılara göre niye eylemde bulunuyoruz? Bütün davranışlarımız nedir? Öğrenilmiştir. Hatta onlar tersten söylüyorlar. Daha cafcaflı oluyor. İnsan hayatında hiçbir davranış yoktur ki öğrenilmemiş olsun. Yani bütün davranışlarımız öğrenilmiştir. Biz bir davranış yaparız. Eğer hoşa giden bir şey gelirse davranış artar. Hoşa gitmeyen bir şey gelirse davranış söner. İşte hümanistler bu iki açıklamayı da kabul etmiyorlar. İnsan öyle cinsellik ve saldırganlık gibi ilkel dürtülerle ya da acıdan kaçmak, hazza yönelmek gibi kısır bir döngü içinde eylemde bulunmazlar diyor. İnsan ihtiyaçlarını gidermek için eylemde bulunur. Yani biri size sabah gelip günaydın diyorsa sohbet etmeye ihtiyacı vardır. Paylaşmaya ihtiyacı vardır, konuşmaya ihtiyacı vardır ve belki de en önemlisi bir insan olarak varlığının kabul edilmesine ihtiyacı vardır. Karşınıza gelip günaydın diyordur. Şimdi sistematik olarak beraber gidelim. Buna ulaştılar. Ha, insan demek ki ihtiyaçlarını gidermek için eylemde bulunuyormuş. Peşinden şu soruyu sormaz mıyız? O zaman insanların ihtiyaçları neler? İhtiyaçlar arasında nasıl bir ilişki var? İşte peşinden bunu soruyorlar. Buradan hareketle de o meşhur neyi oluşturuyorlar? İhtiyaçlar hiyerarşisini. Hadi bakalım kısaca bir hiyerarşiye bakalım. Artık hiyerarşiye bakmaktan sıkılmışsınızdır zaten. Gelişim psikoloji hocam haydi bakalım. Program geliştirme haydi bakalım. Bir de şöyle hemen hatırlayalım, geçelim. Ama önemli bir konu. Geçen sene soru kullanmadılar. Ama ondan önceki senelerde neredeyse her yıl bir soru geliyordu arkadaşlar buradan. En altta fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Açlık, susuzluk, değil mi? Uyuma. Belki kafamızı karıştıracak tek şey cinsellik. Unutmayın.
Maslow'a göre cinsellik de fizyolojik bir ihtiyaçtır. Türün devamı ile ilgili ihtiyaçlar. Geldik bir üstte arkadaşlar, güvenlik, güvende hissetme, korkudan kaçma, geleceği düşünme. Yani bir insan gelecek kaygısıyla bir eylemde bulunuyorsa hangi ihtiyaçmış? Güvenlikmiş. Yani şunu diyorsa, ya seneye ekmek kalmaz, iki çuval un alayım, güvenliktir. Hatta şunu söyleyelim, dünyada para biriktirme davranışının çok yoğun olduğu ülkelerden biriyiz biz. Türkiye'de herkes para biriktirir. Ama mesela Kanada'da para biriktirme davranışı yok. Çok az. Kanada'da para biriktirenler de buralardan gidip oraya yerleşenlerdir. Etiyopya'dan, Türkler falan orada çalışanlar. Çünkü niye para biriktirmiyorlar? Kendilerini güvende hissediyorlar. Yarın ne olur kaygısı yok ki. Bizde var. Yarın ne olur bilmiyoruz. O yüzden Eylül'de anneniz sizi yolcu ederken, umarım hatırlarsınız beni, mutlaka size şunu diyecek. Yavrum, maaşının hepsini harcama. İstersen beyaz eşya alalım, taksitlerini öde. İstersen sen parayı bana gönder, ben senin adına biriktireyim. Çünkü haklılar. Peşinde ne der? Yavrum, paranı biriktir, yarın ne olacağı belli olmaz. Bir anımı paylaşayım. Bir gün okulda çalışırken öğretmenimizin biri geldi. Bir kız öğrencisi düşmüş. 4. sınıftan bir kızımız, kaşı açılmış. Hocam ne yapalım dedi. Gittik hemen ilk müdahale yaptık. Kanamayı durdurduk. Baktık kafatasında da hani açılma var. Dedik ki hocam hani ambulans arayalım falan derken biz arabamızı hastaneye götürdük. Ama sakın öğrencinizi arabanızı hastaneye götürmeyin. Tamam? Asla, ne olursa olsun. Ha, çok şeydir yani, ulaşamıyorsunuz ayrı bir şey, ama doğrusu kanamayı durdurup güvenli bir hale alıp ambulans beklemek. Neyse, hastaneye götürdük acile. Doktor geldi, baktı, dedi ki hocam çok açılmış, dikiş atmamız gerekiyor dedi. Dikiş at dedik o zaman. Şöyle bir kıza baktı, dedi ki yalnız hocam biz dedi dikiş atarsak iz kalır. Yazık dedi, kızımız da çok güzelmiş dedi. Tabii doktora bir şey demedik ama içimden şunu dedim, lan kız şanslısın, çirkin olsan demek. Doktor şöyle bakacak, hocam bu çirkin, bir şey olmaz, biz dikelim burada. Neyse, yapın o zaman estetik dikiş dedik, malzeme yok bizde dedi. Başka bir hastaneye gitmemiz söyledi. Hastanenin isimlerini söylemeyeyim burada. Neyse, hoca dedi ki Selim ne yapalım dedi. Dedim ya madem kız güzel, yapacak bir şey yok. O zaman dedim götürelim. Götürdük bakın büyük bir hastane Ankara'da. Oradaki de doktor geldi, dedi ki bizde de malzeme yok. Ne yapalım o zaman? Bir üniversite hastanesine götürdük. O da dedi ki vallahi bizde malzeme yok. Eğer siz dışarıdan alıp gelirseniz uygularız dedi. Biz de anneyle kızı hastanede bıraktık, hocayla gittik, birkaç medikal firma dolaştık, malzemeyi aldık, getirdik, uyguladılar. Şimdi bunları yaşarken kendimizi güvende hissedebiliyor muyuz? Yok. Biz olmasak o annenin bunu yapma şansı yok. O yüzden bir kenarda her zaman hastalık var, acil bir şey var diye para bulundurma ihtiyacı hissediyoruz. Neyse, olaydan 4-5 yıl sonra o kız ziyaretime gelmişti. O zaman ergenliğe girmiş. Bir baktım çirkin de bir şey olmuş. Dedim kız boşuna uğraştırdın bizi. Bilseydim çirkin olacağını o zaman diktirirdim. Evet, güvenliğin bir üstüne arkadaşlar ait olma ve sevgi ihtiyacı var. Bu da aile kurma, sevme, sevilme, bir grup tarafından kabul görme ile ilgili ihtiyaçlardır. Eğer bir insan ya benim de bir uğrum olsun, beni de sevenler olsun, benim de bir çevrem olsun, ailem olsun diyorsa, bu da işte sevgi ve ait olma ihtiyacıdır. Bir üstte arkadaşlar saygı, saygınlık ihtiyacı vardır. Şimdi saygı, saygınlık ihtiyacına şuna bakın. Herkes yaşadığı grupta, toplumda iyi bir yer edinmek istemez mi? Ya ben bir şey yapayım, insanlar bana saygı duysunlar. Adler'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki iyi olmakta iyi değilsen kötü olmakta iyi olmak zorundasın. Çok ince bir sözdür. İyi olmakta iyi değilsen kötü olmakta iyi olmak zorundasın. Yani bir çocuk iyi şeylerle bir şey yapamıyorsa nasıl yapmaya çalışır? Kötü şeylerle. Yaramazlık yapar, serserilik yapar. Çünkü bir şey yapacak, bir, yani insan bir statü kazanacak, belki serserilikte insanlar ondan korkacak, saygı gösterecek. Bir üstte arkadaşlar bilişsel ihtiyaçlar var. Bilme, anlama, araştırma, merak. Ama hemen şunu söyleyelim, dedikodusal bir meraktan bahsetmiyorlar. Yani
İşte Ayşe'ye son günlerde bir şey oldu. Ayşe çok şık giyiyor. İkide bir telefonuna bakıyor. Bir şeyler okuduktan sonra tatlı tatlı gülümsüyor. Bu kız kesin bir sevgili yapmış. Acaba kim? Acaba sevgili nereden bulmuş diye merak ediyorsak, tabii ki bunlar bilişsel bir ihtiyaç değil. Ama merak ediyorsak, ya dünyada ne oluyor gerçekten? Hani sizin muhtemelen lise yıllarınıza denk gelen bir küresel ısınma tartışması yaşadık biz. Doğru mu? Yani hatırlayın, bakın çabuk unutuyoruz. Şöyle bir 10 yıl önceye gidin, televizyonda sürekli küresel ısınmayla ilgili programlar, tartışmalar vardı. Doğru mu? Şimdi ne oldu? Şimdi böyle bir tartışma yok. Eğer bunu merak edin, ben söyleyeyim, ivme trajik bir şekilde artarak devam ediyor. Ama dünyanın şu andaki konsepti değişti, onun peşine koşmuyorlar. Eğer bunları merak ediyorsanız işte, o zaman bir bilişsel ihtiyaçtan söz ederiz. Son arkadaşlar, bir üstte estetik ihtiyaçlar var. Estetik ihtiyaç dediğimiz simetri, düzen, güzellik, sanat la ilgilenmek, sanat eseri tüketmek. Yine Maslow'un bir sözü diyor ki, karnını doyuran bir aslanın güneşin batışını izlemeye gittiğini gördünüz mü diyor. Yani aslan karnını doyurduktan sonra, anam ne güzel bir manzara, gideyim bakayım demez. Ama insanda böyle bir ihtiyaç var. İşte bunlar estetik ihtiyaçlardır. Yani roman okumak, bir güzelliğe bakmak, sinemaya gitmek, bunlar estetikle ilgili ihtiyaçlarımız. Geldik arkadaşlar, Nirvana'ya ulaştık artık. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstünde yer alıyor. Şimdi kendini gerçekleştirme derken şunu söyleyeyim. Daha çok insanlık adına yapılan şeyleri buraya koyun. Biz ihtiyaçlar hiyerarşisinden soru kaçırırken, niye kaçırıyoruz kaçırırsak? Çünkü hep davranışları ezberliyoruz. Asla davranışa bakmayın. Neye bakacağız davranışa değil? Altında yatan nedene bakacağız. Şöyle bir soru sorsam size. Nükleer santraller ve kimyasal silahlar olmasın diye çaba gösteren bir dernekte görev alan, çalışan bir insanı nereye koyarız? Kendini gerçekleştirme. Soruyu şöyle sorsaydım. Bu derneğin üyelerinin çok takdir edildiğini gören bir birey bu derneğe gidiyorsa, saygı. Şunu deseydim. Şu anda bir sürü arkadaşım var. Dershanede çalışıyorum. Eylül olunca hepsi atanıp görevlerine başlayacak. O zaman hiç arkadaşım kalmayacak. O yüzden şimdiden bu derneğe üye oldum dese ne olurdu? Güvenlik olurdu. Dikkat edin. Arkadaşım var. Eylül'de yalnız kalırsam, yalnızlıktan korkma var mı? Geleceği düşünme var. O zaman güvenliğe gideceksiniz. Şunu deseydi, ya benim de arkadaşım olsun, benim de sohbet edeceğim, gezeceğim birileri olsun diye gitseydi, o zaman ayıt olma. Çok uç bir örnek olurdu ama deseydi ki, ya benim amacım bu derneğe gidiyorum çünkü karşı cinsten birini bulup falan filan, o zaman fiziksel ya da fizyolojik olur. Bakın, aynı davranış. Derneğe üye olma davranışını en üstte de koydum, en altıda koydum. Çünkü altındaki mantık değişti. Demek istediğimi anlatabildim mi? Biz ezber soruları çok seviyoruz. Zaman zaman burada örnek vereceğim. Bir yerde hani şu davranış varsa buraya git, bu varsa buraya git, ezberle. Sakın. Ezber bilgi varsa ÖSYM yakalarsınız. Her zaman davranışın altında yatan nedene bakacağız. Anladık mı? Piramitle ilgili ikinci şeyi söyleyeyim. Biz piramidi hep bir merdiven gibi düşünüyoruz. Burada herkesin bir seviyesi var gibi. Öyle bir şey yok. Piramit kişinin düzeyi değildir. O davranışın düzeyidir. Buradaki herkes, buradaki bütün ihtiyaçları hissetmiştir. Biraz önce ara verdik, koştuk, su, çay falan aldınız. Hangi ihtiyaç? Fizyolojik, değil mi? Akşam eve gideceksiniz, saat 10'da ders bitecek. Sokağa girdiniz. Mahallede ya da sokakta 2-3 insan yürüyor. Tanımadığın insanların çok yanına gider misin? Hayır, belli bir mesafede yürüyorsun. Ama arkadan köpeğin bir hırlamaya başladı. Tanımadığın adama yanaşmaya başlarsın, çalktın. İyi akşamlar, beraber yürürsün. Hangi ihtiyaç?
Güvenlik. Arkadaşım olsun, konuşayım, dertleşeyim istersin. İyi bir şeyler yapayım, insanlar beni takdir etsin istersin. Eve gidersin, internette bir şeyler araştırırsın. Ne bileyim, sinemaya, tiyatroya gitmek istersin. Yani bütün ihtiyaçlar hissediyor musunuz? Kendini gerçekleştirmeyi hissettiniz mi? Nereden anladınız? Var mı ben bu ihtiyacı hissettim diye? Ben söyleyeyim, aslında hissettiniz. Maslow diyor ki bakın, birçoğunuz şu duyguyu yaşamıştır. Evde canı sıkılıyordur. Doğru mu? Kalkarsın bir şeyler yersin, geçer mi? Geçmez. Kısır yapar yersin, geçer mi? Geçmez. Televizyona bakarsın, bir şeyler okursun, geçmez. Orada aslında Maslow'a göre sen kendini gerçekleştirme ihtiyacı hissediyorsun bakın. İyi şeyler, ulvi bir şeyler yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun. O yüzden yaptığın eylemler ihtiyacını gideriyor mu? Gidermediği için iç sıkıntın ortadan kalkmıyor. Demek istediğimi anlatabildim mi arkadaşlar? Piramidin zaten şu düzeyleri biliyoruz. Sadece sorularda altında yatan nedene bak. İki, insanın kim olduğu, kişiliğin önemli yok. Davranışa bakacaksın. Haydi bir karikatür paylaşayım sizle. Şimdi bu karikatürün güzel tarafı şu. Bizim annelerimizi iyi yansıtır. Anneniz dedi demiyor, bitince haber ver. Varınca ara. Nereye gittiğin önemli değil. Varınca ararsan hiçbir şey olmaz. Bu da ne yapsın? Varınca ara demiş. 20 yıl sürmüş varması artık. Şimdi bu karikatürde şunu anlatmaya çalışacağım. Kimileri kendini gerçekleştirmeyi çok yüksek bir yere koyuyor. Anam Mevlana'dır, Atatürk'tür, haşa herkes kendini gerçekte. Hayır, öyle bir şey yok. Burada hepiniz dediğim gibi bu davranışı gösterdiniz, gösterebilirsiniz. Bir sorumuz var. Evet, saygı, saygınlık, süper. Peki ben şunu deseydim, Pınar Hanım işini kaybetmemek için çok çalışıyor. Güvenlik. Şunu deseydim eğer, insanlığa katkı sağlamak, hastalıkların tedavi, bu kadar basit. Yani burada davranış değil ama Pınar Hanım çalışıyor. Niye çalışıyor? Emekli olduktan sonra hatırlanmak için çalışıyormuş. Haydi bakalım. Hızlı bir şekilde kendini gerçekleştiren insanların özelliklerine bakacağız. Ondan sonra aramıza gideceğiz. Şimdi neler var kendini gerçekleştiren insanların özellikleri? Genelde bir arada anlatılır ama ben bunları arkadaşlar ikiye ayıracağım. Maslow ve Rogers'a göre ayrı ayrı bakalım. Daha sağlıklı olur. Şimdi Maslow'a göre ne diyor kendini gerçekleştiren insanlar? Kendilerini ve başkalarını olduğu gibi kabul ederler. Yani eksik yanlarınız yok mu arkadaşlar? Var, birçok var. Bunlarla barışıyor musunuz, savaşıyor musunuz? Bununla barışmak, evet, benim yüzlerce iyi tarafım var, bir iki tane de kötü tarafım var. İyiler de benim, kötüler de benim diyebilmek gerekiyor. Aynı zamanda başkalarını da, sevdiğiniz insanlar da hata yapabilir. Davranışı ve kişiliği ayırmak gerekiyor. İçinden geldiği gibi davranır. Yani doğal, içten, spontandır. Bakın, yapmayacaksanız başka birinin hayatını yaşıyorsunuz demektir. Eğer siz içinizden geldiği gibi davranmıyorsanız zaten hayat sizin değil, mutlu olma şansınız yok. Bir diğeri probleme yönelmiştir, insanlıkla özdeşim kurmuştur. İkisini toparlayayım. Yani bu insanlar toplumda, dünyada olan sorunlara karşı ne yaparlar? Duyarlıdırlar, bir şey yapmak ister. Problemin illa kendi yakınlığında olmasına gerek yok. Dünyanın herhangi bir yerinde olsa da insanlıkla özdeşim kurmuş, onu kendi içinde hissedebilir. Bir diğeri yalnız kalabilir. Yalnız olmak ayrı bir şey, yalnız kalmak, kalabilmek ayrı bir şey. Çünkü sosyaldir, geniş bir çevreleri vardır ama yalnız kalmayı da isterler. Siz hiç yalnız kalma istediğiniz olmuyor mu? Anam bugün kimse bana bulaşmasın, bir kafayı dinleyeyim dediniz. Takdir edebilir. Bu da önemli bir şey. Güzel bir söz var. Diyor ki, eleştirilen ve suçlanan çocuklar eleştirmeyi ve suçlamayı, takdir edilen ve sevilen çocuklar da takdir etmeyi ve sevilmeyi öğrenir. Kendi çocukluğunuza bakın. Daha çok eleştirilip suçlayıp mı büyüdünüz, takdir edilip mi?
takdir edilirsen ne güzel. Ama biz genelde suçlandığımız için suçlamayı çok seviyoruz. En ağır suçlamaları da hep kendi kime yapıyorsunuz? Kendinize. Arkadaşım günde bir sürü iyi şey yapıyor. Bir tane kötü şey akşam gidip hemen onu eleştiriyor. Hani üstünü dökmenin güzel bir hikayesi var bununla ilgili. Erzurum'da teyzenin bir tanesi İstanbul'da bir düğüne gidiyor ama çok zengin, mükemmel bir düğün, bir kuş sütü eksik, her şey var. Köye dönüyor, diyorlar ya düğün nasıldı? Ne olacak? Bir çay bile vermediler diyor. Doğru, çay yok. Ama biz genelde hep eksikliklere odaklanıyoruz. Başkalarıyla yoğun ilişkiler kurabilir. Yani şunu diyor, az ve öz dostlukları vardır. Sizin Facebook'unuzda 500 tane arkadaşınız olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama özelinizi paylaştığınız kaç kişi var? 3'tür, 5'tir, 2'dir. Diyorsanız ki 50 tane çok samimi arkadaşım var hocam benim. Orada bir sıkıntı var demektir. Hadi bakalım. Demokratik karaktere sahiptir. Ondan şunu anlayacağız. Demokratik karakter insanları ayırmaz. Kendini gerçekleştiren insanlar insanları ayırmaz. Kadın, erkek, iyi, kötü, zengin, fakir, ondan bundan, onu okuyan, bunu okuyan, o branş, bu branş, geç. Her insana eşit yaklaşmak gerekiyor. Güzel bir söz var, yazarın birinin ismini hatırlayamıyorum ama diyor ki insanlar aslında ikiye ayrılırlar. İnsanlar ikiye ayıranlar ve ayırmayanlar. Siz ayırmayanlardan olun. Amaç ile aracı iyi ile kötüyü ayırabilir. Hayatta amaçlar vardır, bir de araçlar vardır. Şimdi bir şey söyleyeyim. Sizin açınızdan şu an şu karışmaya başladı. O yüzden kendinizi biraz kötü hissedersiniz. Ne demek istiyorum? Deneme sınavları bir amaç mı, araç mı? Şu anda neye dönüştü? Amaca. O yüzden denemede biraz kötü olduğumu mutsuz oluyorsunuz. Deneme sana eksiklikleri göstermenin bir aracıdır. Haftaya zaten eğitsel rehberliği anlatırken biraz değinmeye çalışacağım. Bir diğer arkadaşlar nüktedandır. Nüktedanlıktan kastı mizah anlayışıdır. Gelişmiş bir mizah anlayışları vardır diyor. Tamam. Geldik yaratıcıdır. Bir de kültürlenmeye karşıdır. Kültürlenmeye karşı derken ya hocam biz program geliştirmedi ama iyi bir şey olarak gördük falan diyoruz ya. Derslerdeki bazı bilgiler bazen birbirini çelişiyor, karışabiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Kültürlenmeye karşıdır derken. Bakın bizim kültürümüz güzel, değerli. Doğru mu? Misafirperverlik var, yardımseverlik var, hoşgörü var, şu var, bu var. Tamam. Ama siz kültürü bütünüyle alıp sırtlanıyor musunuz? Yoksa bu kültürün iyisi kötüsü en azından şöyle bir eleştiriyor musunuz? Töre cinayeti de bizim kültürde. Öyle değil mi? Kızını dövmeyen dizini döver de bizim kültürde. Kız çocuğu okutmaz diyenler de bizim kültürde. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Eğer siz kültürün bir öğesini eleştiri süzgecinden geçiriyorsanız kültürlenmeye karşısınız demektir. Hadi bakalım. Rogers'a göre bakalım. Allah'tan Rogers fazla uzatmamış. 4 maddede bu işi bitiriyor. Yaşantıra açık olma, varoluşsal biçimde yaşama, organizmaya güven ve full fonksiyonaliteti dediği tam fonksiyonda bulunma. Yaşantılara açık olma, gerçekliği çarpıtmadan algılamaktır. Biz genelde gramer anlamına çok gidiyoruz. Yaşantılara açık olma, yeni şeyler denemekten korkmayan, risk alan, yeniliklere açık, biraz daha farklı. Gerçekliği çarpıtmadan algılamaktır. Ne demek istiyorum? Ben mesela ortaokul yıllarımdan hatırlıyorum. Milli maçları falan televizyonda izliyoruz değil mi? Hala aynı kafada gidiyoruz, ayrı bir şey. Bizim milli takım yenildikten sonra hemen kimi suçlardık? Hakemi. Biz de aslında süper oynuyoruz. Ben öyle zannediyordum. Biz süper oynuyoruz da bütün suç kiminmiş? Hakemmiş. Böyle dersek gelişme şansımız var mı? Yok. Yani siz bir olumsuzlukla karşılaştığınızda eğer şunu diyebiliyorsanız ya ben nerede hata yaptım? Bu eksikliklerimi nasıl giderebilirim? Diyorsanız yaşantılara açıksınız. Ki Rogers'a göre insan gelişmesinin önündeki en büyük engel yaşantılara kapalı olmaktır. Çocuk yazıdan zayıf alıyor. Eve gidiyor. Diyor ki hoca bana taktı. Hoca bana taktı diyen bir çocuğun ders çalışmasına gerek var mı? Yok, hoca çalışsın evde. O neye çalışacak? Suç çocukta değil ki. Ama çocuk şunu dese, ya demek ben bir şeyleri eksik çalışmış olabilirim. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Kendini yaşantılara
açtı demektir. Geldik varoluşsal biçimde yaşama. Buna da arkadaşlar iki şey diyeceğim. Anı yaşamak ve duyguları oluşurken yakalayabilmektir. Bu önemli bir şey. Duyguları oluşurken yakalamak. Bazen arkadaşlar diyor, hocam üniversite yıllarımız ne kadar güzelmiş meğerse. Geçmiş olsun. Gitti. Anı yaşama şansın var mı? Yok. Şimdiden onu anlıyor olmanın sana hiç faydası yok. Önemli olan onu orada yaşayabilmek, anı yaşamaktır. Bakın bir şey paylaşayım. Hepinizin geçmişinde büyük hataları, yanlışlıkları, çok üzüldüğü olaylar yok mu? Hatırlayınca kalbinizin sıkıştığı yaşantılarınız yok mu? Bak, eğer sürekli bunları düşünüyorsanız bunlar bir depresyon göstergesidir. Sürekli geçmiş olumsuzlukları düşünmek. Sürekli gelecekte yaşamakta kaygı bozukluğudur. Kaygı bozukluğu tanısı da böyle bir şey. Paylaştım mı derslerimde bilmiyorum ama bir gün bir kadın anneyle görüşürken dedi ki hocam bizim çocuk herhalde okumayacak dedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Biz çok zengin değiliz dedi. Yani bu çocuk nasıl meslek sahibi olacak, yuva kuracak, bize yardımcı olun dedi. Ben de tahmin bir çocuk diyorum 8. sınıfta ya da lisede meslek lisesine, çıraklık okulu bir şeyler yaparız diye. Ama yine dedim sorayım kadına. Dedim ya çocuğunuz hangi sınıfta dedim. Dedi ki ana sınıfında öğretmenim dedi. Tabii ki içimden şunu dedim, teyze manyak mısın demedim tabii. Böyle düşünmenize neler sebep oldu efendim dedim. Dedi ki hocam ana sınıf öğretmeni ödev veriyor. Bir sayfa benim çocuk yarısını bile yapmıyor dedi. Bakın 5 yaşındaki çocuk anne andan çıkmış. Nerede yaşıyor? Gelecekte kaygı bozukluğu yaşıyor, mutsuz olmuş. Dönüp kimi de mutsuz ediyor? Çocuk kendi de mutsuz, çocuk da mutsuz. Farkında değil, hayat kaçıyor bakın. Bir şey daha söyleyeyim. Hani genelde birçok insan der ki ah bir çocukluğuma dönsem. Çocuklar mutludur. Niye mutludur? Anı yaşarlar bakın. Dikkat edin, bakın bunu yapabilirsiniz. Çocukluğunda dönemezsiniz. Çocuk arkadaşıyla kavga ediyor. Arkadaşı vuruyor, ağzını patlatıyor, ağlıyor. 2 dakika sonra yanına gidiyor, gülüyor. Ne yapıyorsun, hadi oynayalım diyor. Yani vay sen bana bunu yaptın, ben sana gösterdim. Bunun hesabını düşünüyor mu çocuk? Yok, bakın geçmişe takılmıyor çocuk. Ya da bir çocuğa çikolata verdiğinde ağzını şişire şişire yer. Anam kilo alır mıyım, bunun kaç kalorisi var diye hesap etmez. İşte anı yaşamak böyle bir şey. Kimse çocukluğuna dönemez, pardon çocukluğuna dönemez ama anı yaşamayı ne yapabilir? Öğrenebilir. Anladık mı anı yaşamaktan neyi kastettiğimizi? Geldik organizmaya güven, ihtiyaçlarının farkında olma ve doğru kararı vereceğine inanmaktır. İç sestir organizmaya güven. Şunu diyorsanız, ya ben kendi hayatımla ilgili en doğru kararı verebilirim. Diyor musunuz? Süper. Organizmanıza güveniyorsunuz. Ama biz burada çok takılırız bakın. O yüzden kadınlar alışverişe 10 kişi gider. Yani bakıyorum biri gidiyor, öbürü sen nereye gidiyorsun? Arkadaş bir kaza kalacak da. Onlar da tasih memuru. Güzel olmuş, kötü olmuş. Gerçekten de birçoğumuz burada takılıyoruz. Bakın bir ara bir lise öğrencisine danışmanlık yapıyorum. Bölüm seçecek. Zaten seçeceği bölümleri 4-5 tane indirmiş. Mezuniyet alanıyla ilgili falan filan. Beşinden birini seçecek. Neyse 3-4 oturum yaptık, görüştük. En sonunda çocuk bir karar verecek artık. Karar vermesini bekliyorum. Şöyle bir durdu, kafaya kaldırdı, dedi ki hocam dedi hangisini seçmeliyim? Yavrum ne bileyim dedim, bak bir aydır uğraşıyoruz. Sen hani karar vereceksin? Ha dedi. Hocam dedi en iyisi hangisi bunlardan? Yavrum dedim ne bileyim. Şimdi benim sinirlenmeye başladığımı anlayınca tamam hocam dedi, son bir şey soracağım dedi. Sordun, siz benim yerimde olsanız hangisi? Çık lan dışarı dedi, manyak mısın? Takıldı çocuk, veremiyor. Çünkü niye? Düşünün bizim çocukluk yıllarımızda ihtiyaçlarımızı hep kim belirler? Anne babamız. Nasıl gidereceğimize kim karar verir? Anne babamız. Bakın çok acıdır, bir tek Türkiye bize has bir şeydir. Çocuklar yemek yiyip doydum dedikten sonra sofradan kaldırmayız. Yani çocuk doydum diyor, anne ne diyor? Hayır yiyeceksin hadi neyse de, daha kötüsü. Hayır yavrum sen doymadın diyor. Ya doyup doymamak dışarıdan anlaşılabilir bir şey mi? Çocuk da bakıyor lan. Demek doymadım. O yüzden okul öncesi ya da birinci sınıfta ya da küçük çocuklar yemekten sonra annesine sormaya gidenler var, yemin ediyorum.
Garnış diyor, anne baksana doydun mu diye. Anneler de az üçkenç değil. Hemen gel yavrum bakayım der böyle. Aa, burada bir boşluk var. Ver bir tane daha ya. Bırak. Çocuk doydum dediyse doymuştur. Bir karar verdiyse sorumluluğunu alsın, almayı öğrensin. Anladık mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Son olarak tam fonksiyonda bulunma, güçlerini kullanma, tam olarak yaşama diyor. Ne demek güçlerini kullanma, tam olarak yaşama, yaşayabilme? Şimdi bir arı örneğiyle anlatıyorum ben bunu. Siz bir arıyı düşünün. Çiçeklere kondu kondu bal özlerini topladı. Sonra o bal özlerini nereye aktarması gerekir? Bir pete. Ama bu gücünü kullanamıyorsa bu arı kendini nasıl hisseder? Kötü. Ki bakın bunlar Rogers'a göre aynı zamanda ruh sağlığının göstergesidir. O yüzden annelerimiz bak çok sağlıklı değil ha, dikkat edin. Sürekli nerede yaşarlar? Geçmişte. Anı yaşayamaz. Bir şey dersin bana zaten onu yapmamışlardı der. Değil mi? O yüzden depresyon çizgisindedir. Eğer bunlar yoksa ruh sağlığımız yerinde değil demektir. Yani sen eğer güçlerini, enerjini, potansiyelini kullanamıyorsan, işte Rogers'ın yine sevdiğim sözü var. Diyor ki insanın gelişme ve iyileşme isteği toplum tarafından engellenirse ruh sağlığı bozulmaya başlar. Gelişme ve iyileşme isteği engellenirse. Sizin gelişme ve iyileşme isteğiniz engellendi mi? Şu anda birçoğunuzun nerede olması lazım? Okullarda öğretmenlik yapıyor olmanız lazım. Doğru mu? Kimler öğrenci grubu? Tamam, siz arayın, rahat olun siz. Ama şimdi diğer arkadaşların gerçekten öğretmenlik yapıyor olması lazım. Doğru mu? Toplum sizi engellemiş mi? Ruh sağlığı bozulmaya başlamış mı? Evet. Tamam. Ama şimdi bunu derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu duygunuzla barışın. Özellikle sona gelince bu kaygı biraz daha artıyor. Gelip diyenler var. Hocam kendimi çok kötü hissediyorum. Acaba bende bir sıkıntı var mı? Hani bir uzmana gideyim mi? Hayır, gayet normal, haklı bir duygu bu. Sadece bu duygunda barış. Evet, şu anda ben iyi öğretmenim. Eminim hepiniz çok iyi öğretmenlersiniz. Ama toplum beni engelleniyor. Engellendiğim için kendimi biraz kötü hissediyorum. Temmuz'da bu işin hakkını vereceğim. Eylül'de artık tam fonksiyonda bulunmaya başlayacaksınız. Haydi bakalım bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Olmasın zaten bu kadar kalabalıkta. Tamam diyeyim. Son denemelerde netler biraz düşüşe geçer. Niye düşüşe geçer? Artık sıkıldık. Benzer soruları çözmekten çok sıkıldınız. Benzer sorular olmasın diye bazen son denemelerde hani artık biz de yaza yaza yoruluyoruz. Son denemelerde artık farklı özgün şeyler yazmak isteyince biraz kantarızın topuzu kaçıyor. Bir de artık siz bir an önce bitsin de artık gideyim havasına çok giriyorsunuz. O yüzden son denemelerde netleri düşen arkadaşlar kesinlikle kendilerine yönelmesinler. Aman son denemelerde düşüyor demek, gerçek sınavda da acaba böyle mi olacak kaygısını kesinlikle yaşamayın. Son deneme biraz böyle gider. Gerçek sınavda bu tip hataları yapmazsınız. Evet arkadaşlar, geldik rehberliğin ilkelerine. Hızlı bir şekilde ilkelere bakalım, hatırlayalım. İlke, neden ilkeye ihtiyacımız vardı şunu demiştik. İlke önemli çünkü amaç ortak bir anlayış oluşturma. Yani bizim birlikte ortak bir anlayışla çalışmaya ihtiyacımız var. Eylül'e göreve başlayacaksınız. Beraber çalışabilmemizin ön koşulu hepimizin ilkelere uymasıdır. İlkelerde bir de şöyle bir şey söylemiştik. İlkelerin kritik noktası kişiden kişiye, durumdan duruma, öğrenciden öğrenciye değişir miydi? Değişmez. Ortak anlayış oluşturacak, her zaman geçerli olacak. Bakalım neymiş? Bunlardan biri demokratik ve insancıl anlayış. Demokratik ve insancıl anlayışın iki boyutu var. Seçme özgürlüğü, bir de insanın değerli olduğu düşüncesidir. Bir insanın değerli olabilmesi için herhangi bir şeyi başarmasına ihtiyacı yok. İnsan olması bizim onu değerli görmemiz için yeterli. Bir diğeri seçme özgürlüğü. Zaten ilk dersin girişinde ne dedik? Rehberlik yollar gösterme dedik. Seçme özgürlüğü yoksa yollar göstermenin bir anlamı var mı? Yok. O zaman siz şunu diyeceksiniz. Benim için karşımdaki her insan değerlidir. Her öğrencimin kendi hayatıyla ilgili seçimler yapma özgürlüğü var. Ben
onlara yollar göstereceğim. Bir diğer arkadaşlar özellik, bizim için en önemli ki derslerimde yanına yıldız koyduruyorum özellikliği anlatırken. Çünkü ÖSYM'nin en fazla etrafında dolandığı ilkedir özellik. Çünkü bizim en fazla ihlal ettiğimiz ilkedir özellik. Ne anlatıyor özellik? Bize bireylerin kendine yeter duruma gelebilmeleridir. Bir çocuk kendi ayakları üzerinde duruyorsa özellikdir. Soru kökünde şuna dikkat et. Birey adına yapılan bir iş varsa hiç polemiğe girme. Ya bunu çocuğun yapması gerekirken annesi, babası, öğretmeni, arkadaşı yapmış. Hangi ilkeyi ihlal etmiş demektir? Özellik ilkesini ihlal etmiş demektir. Şunu söyledim. Akşam eve gittin. Komşunuzun 3 yaşındaki çocuğu evine gitmeye çalışıyor merdivenlerden pati pati. %90'ımız bu çocuğu kucağına alır. Alır kucağa, kapının önüne kadar götürür, bir de kapıyı çalarız. Değil mi? Çocuğa hangi mesajı veriyoruz? Yavrum senin merdiven çıkacak, aklın da yok, kasın da yok. Senin yerine kim yapsın? Ben yapayım. Soruda dikkat et. Ya bunu aslında çocuğun yapması gerekiyordu ama öğretmeni yapmış, annesi yapmış. Bu ülkeye aykırıdır. Bir diğer ilkemiz arkadaşlar, bireysel farklılıklara saygı. Her birey farklı ama bu ilkenin zaten çok uzun bir ilke değil. Şunu yakala iş biter. Soru kökünde eğer her çocuktan, her öğrenciden aynı şey bekleniyorsa, aynı giymeleri, aynı düşünmeleri, aynı notu almaları, bunların hepsi işte özellik ilkesinin, pardon, bireysel farklılıklara saygı ilkesinin ihlalidir. Şu sözü mutlaka okul hayatınızda duymuşsunuzdur. Öğretmenler çok kullanır bunu. Gençler, ben hepinize aynı dersi anlatmıyor muyum? Burada ayrı ders anlattığım var mı? Yavrum sen niye anlamıyorsun? Ha? Şimdi ne demek istiyor öğretmen? Hepiniz aynısınız. Ben de aynı şeyi anlatıyorsam, sen de aynı şeyi anlıyorsan, anlamıyorsan demek sende bir sıkıntı var yavrum. Ama hocam her öğrencinin aynı değil ki. Aç olan var, evde şiddet görüp okula gelen var, ön öğrenmeleri eksik olan var. O yüzden her çocuktan aynı şey bekleniyorsa bu bireysel farklılıklara saygı ilkesinin ihlalidir. Bir diğer ilkemiz gönüllülük. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır ama şuna özellikle vurgu yapmıştım gönüllülüğü anlatırken. Gönüllülük arkadaşlar rehberlik hizmetlerinden faydalanmayla ilgili bir ilkeydi. Yani bir öğrencinin ders seçerken baskı görmesi gönüllülük ilkesine gitmez. Ben üniversitede şu bölümü okumak istiyordum ama ailem izin vermedi. Burada gönüllülük yok. Ama bir çocuğu rehberlik hizmetinden faydalanmak için zorlarsanız işte gönüllülük ilkesinin ihlali o zaman söz konusu olur. Sorularda bu tür tuzak sorular gelir. Dikkat edin. Geldik arkadaşlar bir diğer meşhur ilkem gizlilik. Ne diyor gizlilik bize? Öğrenciyle yapılan çalışmalar bilgisi ve izni olmadan kimseyle paylaşılmaz. Çocuk bana bir şey söyledi, aramızda kalacak. Ama şunu söylüyoruz, kişinin hayatı ya da başka birinin hayatı söz konusuysa bu tip durumların paylaşılması gizlilik ilkesinin ihlali sayılmaz. Değil mi? Neydi bunlar? İntihar, istismar, madde bağımlılığı gibi durumlarda konuyla ilgili önce okul rehber öğretmenini, gerekiyorsa müdürü, aileyi ve adli makamları ne yapıyorduk? Bilgilendiriyorduk. Bunlar da gizlilik ilkesinin ihlali sayılıyor muydu? Sayılmıyordu. Hadi bakalım. Bu 5 ilkeyi ben hep başta anlatırım. Sorular genelde bu 5 ilkeden geliyor arkadaşlar. Diğer ilkelere başlık başlık değinelim. Her öğrenciye açıktır. Süreklidir. Yani sadece yaşamın bir döneminde verilmez. Öğretimle bütünleşmiştir. İşbirliği esastır. Okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşabilir. Planlı, programlı, profesyoneldir. Ve son olarak bireye ve topluma karşı sorumludur. Ama ilkeyi anlatırken hep şunu diyorum. 30 tane rehberlik ilkesi yazabiliriz. Mesela buraya yazmadık ama şöyle bir şey gelse. Rehberlik hizmeti gerektiğinde hayati konulara öncelik verilebilir. Doğru olur mu? Olur. Bunu bir ilke olarak al. Ama rehberlikte yaşı küçüğe öncelik verilir.
olmaz. O yüzden ilkeleri ezberlemeyin. İlke mantığını kavrayın. Çünkü bazen ÖSYM hiçbir kaynakta görmediğiniz bir ilkeyi çıkar sorar. Bazen arkadaşım diyor ki hocam biz böyle bir ilkeyi hiçbir kitapta görmedik. O zaman ilke hayır öyle bakma. Mantıklı geliyorsa sana, ortak anlayış oluşturuyor diyorsan, evet ya bu her zaman doğru olabilir diyorsan bu bir ilkedir. Hiç düşünme işaretle gitsin. Hadi bakalım bir soru paylaşacağım sizle. Soruyu neden paylaştığımı doğrudan ilkelerle ilgili değil, daha çok rehberlik anlayışıyla ilgili. Ne cevabımız arkadaşlar? Cevabımız Denizli. Şimdi bu soruyu niye aldım arkadaşlar? ÖSYM'nin sorularında yaş veriyorsa, sınıf düzeyi veriyorsa bir durup düşünmek gerekiyor. Bir bağlantısı vardır çözümle. Bakmayın birçok denemede yazıyor. Lise 2. sınıf öğrencisi. Ne yapayım? Bir öğrenci de aynı mantık. Ama burada çocuğuna kritik nokta 6. sınıf erkek öğrenci. Yani bu çocuk ergenliğe girdi mi daha? Daha girmez 11 yaşında. Erkekler genelde 13-14. 8. sınıfta buna girerler. Dolayısıyla çocuğun burada saplantılı ya da tehlikeli bir durum çok fazla söz konusu mu? Yok. O zaman görmezden gelirsin. Soru eğer şöyle olsaydı, lise 2. sınıf öğrencisi deseydi, doğru cevap rehber öğretmenle görüşmek olurdu. Doğru mu? Yani lise 2. sınıf öğrencisi bu durumda kendine ya da başkasına zarar verme ihtimali var mı? O zaman görmezden gelemem. Bir de şunlara da dikkat edin. En seçeneği güçlü bir çeldirici ama hiçbir zaman öğrenciye bu tip duygusal konularda olumlu ya da olumsuz mesaj dönüt verilmez. Aklınızda olsun, okullarda da başınıza gelir. Bir öğrenci size aşık olur. Siz ona ne derseniz deyin, o çocuk nasıl bir mesaj alır? Olumlu. Sen hani niye olmuyor muydu lisede çocuk saat soruyor kıza, saat kaç diyor. Çocuk kız dönüyor diyor, geri zekalı diyor. Çocuk diyor o da bana hasta oğlum diyor. Nereden anladın geri zekalı deyişin? Çok hissi söyledi. O yüzden siz ne kadar çocuğa olumsuz dönüş verseniz de olumlu bir mesaj alabilir. Şimdi arkadaşlar ilkeler bir anda ortaya çıkmaz. Rehberliğin gelişim sürecinde farklı yaklaşımlar, farklı kuramlar bir şeyler eklerler. Yavaş yavaş ilkeler ortaya çıkar. Çok hızlı bir şekilde tarihsel gelişimde ortaya çıkan modellere bakacağız. Ama bizim için önemli olan gelişimsel yaklaşım. Gelişimsel yaklaşım biraz daha ayrıntılı bakacağız. Şimdi Parson modeli rehberliği meslek seçme ve iş yerleştirme hizmeti olarak görür. Klinik model daha çok bir sağlık hizmeti olarak görür rehberliği ve daha çok insanların ruh sağlığı bozulduğunda sunulması gereken bir hizmet olarak kavramsallaştırır. İşte bir diğeri eğitimle kaynaştıran model adından belli bir okul ve eğitim hizmeti olarak görecektir. Bir diğeri karar vermeye yardımcı model. Bu da işte insanlara karar verme becerilerini kazandırma üzerine duracak. İnsanlar doğru kararlar verirse mutlu olur diyecek. Şimdi bunlardan bugüne kadar kapasitede soru çıkmamış. Çünkü şu an günümüzde kabul gören, uygulanan, çağdaş olan okuldaki programların dayandığı nedir arkadaşlar? Gelişimsel yaklaşımdır. O zaman biraz irdeleyelim istiyorum gelişimsel yaklaşımı. Gelişimsel yaklaşımın çıkış noktası gelişim görevleridir. Diyorlar ki her yaşın bir gelişim görevi var. Bir insan yaşına uygun gelişim görevini yerine getirirse başarılı ve mutlu olur. Bir sonraki gelişim görevine daha iyi hazırlanır. Şu andaki gelişim göreviniz ne? Atanmak. Değil mi? Bunu başarırsan bir sonraki ne? Evlenmek. Onu daha iyi halledersin. O zaman biz bu noktada rehberlik yapalım diyorlar. Yani özetle dedikleri şey şu. Bireylerin hayatlarında başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandıran. 3 yaşındaki çocuğun gelişim görevine tuvalet kontrolü. O zaman buna yönelik biz bu çocuğa bilgi ve beceri kazandıralım. Atıyorum 18 yaşında nedir? Meslek seçme, üniversite seçme, bölüm seçme. O zaman buna yönelik çalışalım diyorlar. Yani 3 yaşındaki çocuğun rehberliğe ihtiyacı vardır. 80 yaşında bir yaşlının, bir dedenin, ninenin rehberliğe ihtiyacı yok mu? Var. Herkesin var. 6 aylık bir çocuğun rehberliğe ihtiyacı var mı? Var. Bakalım var mı?
hangi alanda var? Evet, öfke kontrolü çalışmak gerekiyor. Buradan bakın hakikaten daha ürkütücü gözüktü ya. Bilgisayarda biraz sevimli duruyordu. Şimdi gelişimsel yaklaşımla ilgili neyi bileceğiz arkadaşlar? Şunlara bakın. Ben hep şunu diyorum. Eğer 3T'yi iyi bir şekilde anlarsanız gelişimsel rehberliği bitirirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın, geleneksel modeller, işte Parson modeli meslek seçmeyle sınırlıyor bunu bakın. Hayır, meslek seçerken size verecek. Öbürü ruh sağlığı bozulduğunda, öbürü okulda. Bu ne zaman verecek? Tüm zamanlarda. Yani doğumla başlatacak, ölüme kadar. Bakın geleneksel modeller kimi meslek, kimi hayatta çalışıyor, kimi eğitimde. Bu tüm bireylere ve tüm alanlara çalışacak. 3D'yi yakalayın, gelişimsel yaklaşımı zaten bitirirsiniz. Bir de kafamızı karıştıran bir ifade var. Öğretmen odaklı olmak. Çünkü bu ifade hep bize geleneksel yaklaşımı anlatıyor. Derste bunu dediğim zaman şunu diyorlar. Ya hocam, biz önceden görseydik öğretmen odaklıyı asla gelişimsel yaklaşımın bir özelliği olarak görmezdik. Ne demek istiyor aslında öğretmen odaklı olmak derken? Arkadaşlar, bunlarda hizmetleri hep uzman verir. Ama gelişimsel yaklaşımda rehberlik hizmetini sunmak için bir soruna ihtiyacım var mı? Tüm öğrencilere ulaşmak zorunda mıyım? Tüm öğrencilere okuldaki uzmana ulaşma şansı var mı? O zaman daha çok sınıf öğretmenleriyle rehberlik hizmetlerini sunuyoruz. O yüzden öğretmen odaklı diyoruz. Bir de arkadaşlar, diğerlerini biliyoruz zaten. Bir de ölçülebilire bir cümle söyleyeyim. Biz ölçme deyince enteresan bir şekilde hep notla ölçme anlıyoruz. 60, 80, 90, 20, 10, 0. İlla ölçme değerlendirme notla mı yapılır? Sen şunu yapmayacak mısın? Ya ben sınıf rehber öğretmeni oldum. Bu çocuklara atıyorum iletişimle ilgili bir çalışma yaptım. Çocukların iletişim becerileri eskiye göre daha mı iyi, daha mı kötü? Buna bakıyorsan aslında yine bir ne yapıyorsun demektir? Ölçülebilir. Bakın, bütün çağdaş yaklaşımlarda hedefini belirlersin. Ölçülme kriterlerini belirlersin. Ne amaçlıyorum? Ben rehberlik yapıyorum ama neyi amaçlıyorum? Ya sonuçta ne ortaya çıkacak? Anladık mı arkadaşlar gelişimsel yaklaşımı? O zaman şunu diyebilir miyim? Şu anda okullarda biz gelişimsel yaklaşıma göre rehberlik hizmetlerini sunuyoruz. Peki ne tür rehberlik hizmetleri sunuyoruz? Şimdi onlara bakacağız. Tamam. Ne tür hizmetler sunuyoruz okulda? Bir, doğrudan öğrenciye sunduğumuz hizmetler var. Psikolojik danışma, oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi toplama, yayma, yöneltme ve izleme gibi. Ama bazen çocuğu etkileyen diğer kişilerle çalışırız. Yani biz bunları bakın öğrenciye sunarız. Bazen anneler gelip diyordu okullarda çalışırken. Hocam, bu çocuk benim psikolojimi bozdu. Diyorum, sana bir şey yapamam ama sen çocuğun psikolojisini bozduysan haberim olsun. Bizim işimiz çocuklarla. Ama ister öğretmen olun, ister rehber öğretmen olun, sadece çocukla çalışarak başarılı olma şansımız var mı? Yok. Bakın, çocuğu etkileyen diğerleri de çalışmam gerekiyor. Ama ister doğrudan ister dolaylı olsun, çalışmalarımdaki amaç öğrencidir. Yani benim veriyi geliştirmekteki amacım da çocuğa faydalı bir şeyler ortaya çıksındır. Şimdi hadi bakalım bunlara bakalım. Psikolojik danışma, yine bir tanım var. İşte bireylerin karar verme, problem çözme becerilerini kazanmalarını sağlamak diye gidiyor. Ama biz tanımdan ziyade yine maddeleştirelim, bir analiz edelim. Psikolojik danışma deyince siz ne anlayacaksınız? Bunlardan en önemlisi uzman hizmetidir. Demek ki okullarda psikolojik danışma hizmetini sadece kimler verecek? Psikologlar, psikolojik danışma mezunları, eğitimde psikolojik hizmetler, bu alanın eğitimi almış kişiler tarafından verilecek. Yani sizden yapmayacağınız bir hizmet. Bir diğeri yüz yüze ilişki. Yani şu ortamda psikolojik danışma olmaz. Sınıfta olmaz. Grupta psikolojik danışma yapıyorsanız onu haftaya bakarız muhtemelen. 10-11 kişi, 12 kişi alacaksınız ama herkes arasında bir yüz yüze etkileşim olacak. Bir diğeri danışan normal bireydir. Buna çok dikkat edin. Danışan normal bireydir derken ne demek istiyoruz? Bir, psikolojik danışma sadece sorunlu insanlara verilir. Hayır. Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkese verilir. İki, okul rehberlik servisleri tanı koyar mı? Koymaz. Tanıyı hastane,
tıp koyar. 3. Anormal bir durum varsa, depresyon gibi, intihar gibi. Bakın, anormal bir durum, o zaman okul psikolojik danışma servisi bu öğrenci ne yapacak? Bir psikiyatra gönderecek. Bu üçü aklınızda olsun. Bir de şunu diyelim, sorumluluk danışandadır. Hiçbir zaman psikolojik danışman öğrencisi adına karar vermez. Öğrencisinin problemini çözmez. Onun problemini çözmesine yardımcı olur. O yüzden bizim zaten psikolojik danışmada benimsediğimiz yaklaşım danışandan hız alan yaklaşımdır. Duydunuz mu daha önce? Bir grupta arkadaş sormuştu, hocam danışandan haz alan yaklaşımı anlatacak mısınız? Dedim lan manyak mıyız? Haz almıyoruz. Hız alıyoruz. Demek istediği de şu aslında, bütün sorumluluk danışandadır. Siz sadece ona yardımcı oluyorsunuz. Geldik arkadaşlar, psikolojik danışmayla ilgili size neyi sorarlar? Dedik ya, uzman hizmeti. Size kuramlarını sormazlar, ne olur uğraşmayın. Psikoterapeuta bağlayıp o psikolojik danışma kuramlarını çalışanlar var. İşiniz olmasın. Size psikolojik danışma tekniklerini de sormazlar. Bir öğretmen olarak bir öğrencinizin rehberliğe mi yoksa psikolojik mi danışmaya ihtiyacı var? Buna ayırın arkadaşlar, yeter. Tamam. Şimdi nasıl ayıracağız? Bilgi verme varsa rehberlik, kendini anlama ve kabul varsa psikolojik danışma. Şunu demiştim, 6. sınıfta ergenlik dönemi özellikleriyle ilgili bir etkinlik, çalışma yapmak ne oluyordu? Rehberlik. Peki 6. sınıfta bir kız öğrencimiz göğüsleri akranlarına göre daha büyük diye utanmış, kambur yürüyor. Döndü psikolojik danışmaya. Ne var burada? Kendini anlama ve kabul var. Bir de şuna dikkat edin. Soru kökünde duygular varsa, mesela mutsuz olan bir çocuğa sen mi yardımcı olacaksın psikolojik danışmanla? Bu kadar bitti. Mutsuzsa, kendini işe yaramaz görüyorsa, o zaman göndereceğim psikolojik danışmaya, iş orada bitecek. Sadece bunu bil, sorularda buna dikkat et. Hizmeti psikolojik danışman veriyor, sınıf rehber öğretmenim veriyor, ona bak. Burada ilgili bir şey varsa cevap olarak yönetmeyi işaretle, sana bununla ilgili başka bir şey sormazlar. Şimdi yeni bir ortama girdik, değil mi? Hangi hizmete ihtiyacımız var? Oryantasyon. Ama önce bireyi tanımaya bakalım. Nasıl kandırdım sizi yokuşum. Evet, birey tanımı üstünde duracağız önümüzdeki hafta ama şurada sadece bir tanımını verelim, geçelim. Öğrenci hakkında bilgi toplamak diyoruz. Bireyi tanımadaki temel amacımız şu: insanlar kendilerini gerçekçi bir gözle tanısınlar. Bu resimdeki çocuk gibi olmasın. Kendini gerçekçi olarak tanıyor mu? Tanımıyor. Bizim amacımız işte bireylerin kendini tanımalarına yardımcı olmak. Şimdi neye geçtik? Oryantasyon. Harikasınız. Şimdi oryantasyonda şunu diyeceğiz. Bireylerin yeni girdikleri ortam ve koşullara alışabilmeleri amacıyla yapılan çalışmalardır. Bir şeye dikkat edin. Bakın, ortam ve koşullar diyorum. İlla şeye ihtiyaç yok. Yani ortam değişikliğine ihtiyaç yok. Koşullarda da bir değişiklik olduysa, durumda da bir değişiklik olduysa yine neye ihtiyacı var? Oryantasyon. Örnek veriyorum. Sen matematik öğretmenisin. Seneye gittin, 7. sınıflara girmeye başladın. Bu çocuktan 6. sınıfta bir matematik öğretmeni vardı. Doğru mu? Ona alıştılar mı? Sen o zaman önce ne yapacaksın o çocuklara? Oryantasyon yapacaksın. Seni bir tanısınlar, alışsınlar. Senin kuralların ne? Ödev veriyor musun, vermiyor musun? Bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Hemen bakalım. Oryantasyonda neye dikkat edeceğim? İlk zamanlarda verilmeli. Bu önemli bir şey, ilk zamanlarda vermek. Çünkü şunu biliyoruz biz. İlk izlenim çok önemlidir ve kolay kolay değişmez. Bazı arkadaşlarınız vardır, şunu dersiniz: biliyorum aslında çok iyi biri ama ne bileyim bir türlü kanımı sınmıyor. Nedeni nedir biliyor musunuz? İlk izlenimin negatif olması. O yüzden okul öncesi ve birinci sınıflar bir hafta erken başlıyor. Amaç ne? Oryantasyon. İşte planlı ve programlıdır. Yaşa ve amaca uygun olmalı. Ailelerin de katılımı sağlanmalı. Okulun sürekli bir hizmeti olmalı. Sürekli bir hizmet derken de bir kavram yanılgısı oluşturmayalım. Oryantasyon çalışmaları maksimum 10 günlük çalışmalardır. Bir hafta 10 gün içerisinde bu çalışmaları sunarsın, iş orada
biter. Ama koşullarda değişiklik olur, durumda bir değişiklik olur, nakil gelen öğrenciler olur. Onlar için oryantasyon hizmet servisini sürekli açık tutma gerekiyor. Bir diğeri bilgi toplama ve yayma. O da şurada kritik nokta şuydu. Siz bir şeyi merak ettiniz, o bilgiye gidiyorsanız bilgi toplama ve yayma olur mu? Olmaz. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bir bilgi olacak. O zaman olur bilgi toplama ve yayma. Sorularda buna dikkat edin. Sen öğretmen olarak bir şeyi merak ettin, araştırıyorsun, olmaz. O bilgiyi çocuğa ulaştıracaksan o zaman işte bilgi toplama ve yayma olur. İşte yüz yüze olur, panolarla olur, grup rehberliğiyle olur, teknolojik imkanlarla olur da olur. Geldik bir diğer hizmetimiz, yöneltme ve yerleştirme. Biz yönetmeyi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Çocukların tipine bakıyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi öğretmenlik de kurtarır. Mühendislik, en süperi ilahiyat, çok net. Direkt gönder gitsin. Bu da arkadaşlar Güzel Sanatlar Fakültesi. Şimdi demek ki yöneltme neymiş arkadaşlar? Öğrencilerin ihtiyaç duydukları hizmetlerden, okul, ders, alan seçimi, bu tip konularda yaptığımız çalışmalar yöneltme ve yerleştirme hizmetidir. Bir, öğrencinin doktora gitmesini sağladınız, rehberlik seviyesine gitmesini sağladık, yüzme kursuna, o basketbol takımına, ders seçti, alan seçti. Bunların hepsi arkadaşlar yöneltme ve yerleştirmedir. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bir öğrenci geldi ki hocam ben hangi liseye gideceğim karar veremiyorum. Okul psikolojik danışmanı bu çocuğa bir ilgi envanteri uygulasın. Unutmayın, ilgi envanterlerini sadece psikolojik danışmanlar uygular. Uygulasın ve desin ki senin ilgilerin tarım alanına çok uygun. Açık alan ilgisi var. Şu var, tarım ilgisi var. Sen yavrum tarım meslek sesine gitmelisin dedi. Hizmet ne oldu? Yönetme. Peki burada liselerle ilgili bilgi vermedi mi? Yani burada bir çocuğa tarım meslek lisesini seçmesine yardımcı oluyorsak tarım meslek lisesi nedir, ne yapar, ne tür bölümleri vardır anlatmam gerekmez mi? İkisini nasıl ayıracağım ben sorularda? Hemen şuna bakacaksınız. Çocuk bir karar veriyor mu? Harekete geçiyorsa yönetme yerleştirme. Merak ediyorsa bilgi toplama. Ben hep şunu diyorum. Çocukları lise 1'de üniversiteye götüreceksin. Vallahi daha iyidir. Değil mi? Çocuk görür üniversite ne güzel bir yermiş. Çalışayım da. Biz 4. sınıfta geliyoruz. Nisan, Mayıs ayında üniversite gezisi yapıyoruz ya. Çocuk geliyor bakıyorlar ne güzelmiş de keşke çalışaydım diyor ya. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. O zaman sorularda bak. Eğer çocuğa bilgi veriyorsam 1'de yapıyorsam, bilgi toplama 4'te yapıyorsam yöneltme. Ayırabildik mi? Bir de arkadaşlar geldik sevk diye bir hizmetim var. Ama bir şey söyleyeyim. ÖSYM sevki de kullanmış, yöneltmeyi de kullanmış. Ama asla ikisini aynı soruda kullanmamış zaten. Yani A yönetme, B sevk diye bir soru olmaz. Ama böyle soru yazan dünya kadar adam var. Karı olmaz, ben neyin işine çıkayım ki? ÖSYM ama asla ikisini aynı soruda kullanmamış. Biz gene ayıralım. Eğer daha profesyonel biriyle gidiyorsa hizmetimiz ne olacak? Sevk olacak. Biraz önceki örneği düşünün. Sınıfında mutsuz olan bir öğrenciyi çağırdın. Yavrum bu konuyu bir okuldaki rehber öğretmenle konuş dedin. Hizmetin ne oldu arkadaşlar? Sevk oldu. Peki geldi bana. Baktım çocuk çok mutsuz ve eşlik eden bir depresyon olabilir. Yani anlık bir şey değil. Aileyi çağırdım. Ya bu çocuğu bir doktora götürün, psikiyatra götürün dedim. Ben de hangi hizmeti verdim? Sevk. Çünkü ben de daha profesyonel birine yönlendirmiş oldum. Sevk ile yönetmeye erdik mi arkadaşlar? Yönetme ile bilgi toplamaya erdik mi? Süper. Haydi bakalım o zaman geldik izlemeye. İzlemede de bir şeyi çok yanlış yapıyoruz biz. Arkadaşlar izleme olabilmesi için mutlaka verilen bir rehberlik hizmeti olacak. Biz çocuğu takip etmeyi, gözlem yapmayı da izleme zannediyoruz. Diyor ki öğretmen bir öğrencinin olumsuz davranışlarından şüphelenmiş, ders sırasında takip etmektedir. Öğretmenin yaptığı çalışma hangisinin kapsamındadır? İzleme olur mu? Olmaz. Bu bireyi tanımadır, gözlemdir. Ama iletişim becerileri yetersiz olan bir öğrenciyle görüşmüş, çalışmış, sonra arkadaşlık ilişkilerine bakıyorsa
o zaman izleme olur. Yine enteresan bilgiler var KPSS kitaplarında. Diyor ki izleme sadece yöneltmeden sonra olur. Öyle bir şey yok. Psikolojik danışmadan sonra izler misin? İzlersin. Oryantasyondan sonra izler misin? İzlersin. Bütün hizmetlerden sonra izlersin. Yöneltmeden sonra da izlemen gerekir. Biraz önceki örnekte bir çocuğu hangi liseye göndermiştik? Tarım meslek lisesine. Bir ay sonra gittik. Dedik yavrum biz sana tarım meslek lisesi güzel bir okul dedik. Sana çok uygun dedik. Nasıl, mutlu musun burada? Hocam Allah belanızı versin. Hayatımı kaybettim. Nereden gönderdiniz beni buraya? Diyorsa hangi hizmeti yapıyoruz? İzleme hizmetini yapıyoruz. Şimdi ilk başta verdiğim kavram haritasını hatırlayın. Bunlar doğrudan sunulan hizmetlerdi. Doğru mu? Şimdi de dolaylı sunulan hizmetlere bakacağız. Ama önce bir soruya bakalım arkadaşlar. Bu saatte uzun bir soru. Uzun sorular iyidir. Ben de bir su içeyim. Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Evet, cevabımız arkadaşlar Adana. Birçoğunuzun Adana diyeceğini biliyordum. Son cevabı Adana değil. Şimdi niye Adana'ya gidiyoruz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii Evet. Geç kalmanın da ötesinde şimdi bakacağız. Hayır, bu soru niye aldım? Böyle takılmanızı bekliyorum. Çünkü yoruldunuz. Ve bizim insan zihninin bir özelliği vardır. İnsan zihni kestirme yolları arar hep. Hele biz daha çok arıyoruz. Türk'ün birine bir şey anlat, mutlaka şunu sorar. Abi bunun bir kolay yolu yok mu? Yani şimdi biz de sorularda genelde ne yapıyoruz? Sorunun ilk satırını okuduktan sonra birçoğumuz göz ucuyla seçeneklere bakarız. Farkında olmadan yaparsınız bunu. Soruyu okudun, şöyle bir gözün aşağı kayar. Ne diyor? Lise 2. sınıf rap öğretmeni Ali Bey sınıfına bu yıl kaydolan. Hangisi? Oryantasyon. Tak, uyanıklar ayağa koymuşlar zaten. Sen göz ucuyla baktın, dedi ki ben cevabı buldum zaten. Gerisini zihin okumaz. Sen okuduğunu zannedersin. İşaretle geç. Ama bak, çocuk ülke değiştirmiş. Anne babası ayrılmış. Okulda sorunlar yaşıyor. Bu çocuğun hangi hizmete ihtiyacı var? Psikolojik danışma. Biraz önce ne dedim? Size neyi sorarlar? Psikolojik danışma mı, rehberlik mi, ayırıyor musun, yeter. Hizmeti kim veriyor? Ali Bey. Ali Bey ne ki arkadaşlar? Sınıf rehber öğretmeni. Psikolojik danışma yapabilir mi? O zaman ne yapacak? Bu kadar basit. Tamam. Sadece bu soruyu yanlış çözdüm diye şey yapmayın, kaygılanmayın. Soruları sonuna kadar dikkatli bir şekilde okumayı öğreneceğiz. Tamam. Haydi bakalım. Geldik dolaylı hizmetlerime, müşavirlik. İyi bildiğimiz bir hizmet. Rehber öğretmenlerin kendi alanlarıyla ilgili bilgileri paylaşmaları dedik müşavirliğe. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Müşavirlik ailelere, öğretmenlere, ilericilere yapılır. Temel amaç ortak anlayış oluşturmadır. Ve sadece şuna dikkat edin, yakalarsınız. Soru kökünde rehberlikle ilgili bir bilgi verilecek. Aileye verilen her türlü bilgiyi hemen müşavirlik olarak işaretliyoruz. Okul rehber öğretmeni anneyi çağırmış, bir şeyler anlatmış müşavirlik, ama ne anlatmış? Anneyi çağırmış, demiş ki okula para bağışta bulun. Müşavirlik olur mu? Olmaz. Rehberlikle ilgili bir şey anlatmak gerekiyor. Çocuğa yaklaşım olur, disiplin olur, başarı olur, fark etmez. Ama sadece biz şeyle ilgili çalışmayız, onu da paylaşayım. Yani aileyle illa rehberlikle ilgili çalışmak zorunda değiliz bakın. Aileleri topladık, notları okuyoruz, müşavirlik olur mu? Olmaz. Aileyi çağırdık, çocukların başarısında ya da başarısında nasıl yaklaşmak gerekir diye anlatıyoruz, o zaman müşavirlik olur. Ama diğerlerine de çevre ve aileyle ilişkiler diyeceğim. Mesela ailenin maddi katkısını almak da önemlidir okula. Doğru mu? Yani siz velilerinize çocukların meslek seçmesinde nasıl bir rolleri olduğunu anlatıyorsanız müşavirlikti. Velilerine dedin ki her velimiz gelsin kendi mesleğiyle ilgili bir şeyler anlatsın. Burada rehberlikle ilgili bilgi verme var mı? O zaman ne olacak? Çevre ve aile ilişkiler. İşte okul aile işbirliğini sağlama, çevrenin katkılarını alma, çevreyi kontrol etme falan varsa, yani hizmeti
rehberlikle ilişkilendiremiyorsanız, o zaman çevre ve aileyle ilişkiler deyin. Çevre ve aile ilişkileriyle veli toplantılarıyla ilgili bir güzel kağıt buldum size. Şuradan daha iyi okunuyor arkadaşlar. Bir ben okuyayım arkadaşlar. Diyor ki şu tarihte veli toplantısı yapılacaktır. Toplantıda öğrencinin durumu görüşülecektir. Velilere form doldurtulacaktır. Toplantıya katılmanızı önemli rica ederim sınıf öğretmeni. Mehmet Demirtaş velimiz yazmış ki benim adım veli değil. Bana bir dahakine toplantıya Mehmet diye yazarsan toplantıya gelirim hocam demiş. Gerçekten de önemli bir şey. Yapabiliyorsanız ismini yazın. Enteresanmış. Yani öğretmen olacaksınız. Çok değişir. Yani veliye bir kağıt geliyor. Orada ismi soyadı yazıyorsa 40 tane veliniz olacak. Bir şey değil. Şunu şey yapmışlar. Posta kutularına reklam şeyi atıyorlar ya. İsimsizlerin çok büyük çoğunluğu açılmıyormuş. Yani posta kutusuna bir reklam zarfı geliyor. Bakıyor isim yok. Atıyor. Başka bir isim yazsalar bile açılıp bakılıyormuş. Yani üstüne yaz Mehmet Demirtaş diye, ama Mehmet kim lan, ne var diye. O yüzden mümkünse veli isimlerinizi yazın arkadaşlar. Araştırma ve değerlendirme. Araştırma değerlendirme derken şunu demeye çalışıyoruz. Bir defa kendinizi geliştireceksiniz öğretmen olarak. Şu anda buraya katılmanız sizin açınızdan araştırma değerlendirmedir. Çünkü kendinizi geliştiriyorsunuz. Okulun içinde bulunduğu ekonomik ve kültürel ortamı tanımak çok önemli. Ailelerin değerlerine, eğitimden beklentilerine, buna bakmanız gerekiyor. İşte öğrenci sorunlarını belirleme ve kendinizi değerlendirme adına yapacağınız çalışmalar buradadır. Biz kendimizi değerlendirme ile izleme değerlendirmeye karıştırıyoruz. Sorularda bak, çocuk nereden nereye gelmiş diye bakıyorsa ne olur? İzleme. Ben iyi bir şey yaptım mı yapamadım mı? Araştırma var, değerlendirme. Ben çocuklara iletişim becerileriyle ilgili bir etkinlik yaptım şunu diyorsam, ya acaba bu etkinliği ben başarılı olabildim mi? O zaman araştırma değerlendirme. Peki çocuklarda bir değişim oldu mu? O zaman izleme. Son olarak arkadaşlar şunu bakalım. Arayacağız. Sonra önemli bir konu var. İletişim. Evet, rehberlik programı hazırlarsanız da çocuklara daha etkili bir hizmet sunmuş olursunuz. Program konusunu örgütle deneyeceğim ama hemen bakalım. Program hazırlarken çocukların ihtiyaç duyduğu alanları belirliyorum. Ve RAM'dan gelen çerçeve programı öğrenci ve okulun, sınıfın özelliklerine göre bir plan hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, hadi bakalım, bir 15 dakika aramız var. Ondan sonra önemli bir konumuz, iletişimle günü noktalayacağız. Önemli konusuna iletişim. Neden rehberin en önemli konusu iletişim? İki boyutu var. Bunlardan bir tanesi öğretmenlik dediğiniz zaten bir rol sanatı, bir sahne sanatı. Biz işimizi daha çok konuşarak, yani iletişimle yapıyoruz, doğru mu? Yani siz Eylül'de öğretmen olduğunuz zaman başlayacaksınız konuşmaya. Emekli olana kadar konuşacaksınız. Ondan sonra zaten alışkanlık yine konuşmaya devam edeceksiniz. Bir diğer boyutuysa gerçekten de sözlerin insan duygular üzerinde çok önemli etkisi var. Yani duyguların etkileşimi çok önemli. Mesela şöyle bir şey düşünün. Sabah kalktınız. Çok da keyfiniz yok, moraliniz bozuk. Sizin için çok önemli biriyle karşılaştınız. Yanınıza yaklaştı, gülümseyerek dedi ki, ya günaydın, bugün çok güzelsiniz dedi. Günün geri kalanı nasıl geçer? Muhtemelen keyifli geçer. Tersini düşünün. Sabah kalktın, keyiflisin. Evden çıkarken annen her zaman gibi iki laf sokuşturuverdi. Senden bir yol olmaz falan diye başıma bela oldu. Bu sefer günün geri kalanı kötü geçecek. O yüzden iletişim bizim için önemli bir konu. Her yıl ortalama 200 soru kullanıyorlar. Bakalım bugün gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bugün planladım, bitirmeyi düşünüyorum ama bitirmesek de haftaya devam edeceğiz. İletişimi nasıl tanımlıyoruz? Bireyler arasında bilgilerin, duyguların, düşüncelerin paylaşılma sürecidir. Şu anda iletişim sürecindeyiz. Bilgilerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Sevdiğim bir tanımda diyor ki, iletişim anlamları ortak kılma işlemidir diyor. Yani iletişimle aynı şeylerden artık aynı şeyi anlamaya başlıyoruz. Bu bir iletişimdir. Şimdi şu öğeleri biliyorsunuz zaten. Sadece şöyle bir görelim. Yani iletişimi başlatan kişi kaynak, iletmek istediği bilgi, duygu, düşünce, mesaj, nasıl ilettiği kanal ve bilgi, duygu, düşünce, hedef olan
alıcı. Benim bu bilgi duygu düşüncenin doğru paylaşılıp paylaşılmadığını da ne yapmam lazım? Kontrol etmem lazım. Ona da ne diyoruz? Dönüt, geri bildirim diyoruz. Dönüt olmazsa eksik bir iletişim olur ve iletişim kazalarına sebebiyet verirsiniz. Şimdi ben hep şunu diyorum. Bizim iletişimle ilgili sıkıntımız var. İletişimi beceremiyoruz. Beceremediğimiz için de sorularda çok kaçırıyoruz. Çünkü biz iletişimi ezberleyerek halletmeye çalışıyoruz. Yani ben dili orada, empati orada, o orada. Ben biraz farklı anlatacağım iletişimi. Önce iletişimin türediği yeri anlayalım. İletişim neden önemli? O yüzden ben bir Rogers'ın benlik kuramıyla başlıyorum. Önce benlik kuramını anlayalım. Oradan iletişimi birlikte türeteceğiz. Şimdi Rogers'a benlik kuramcısı denir. Niye? Rogers'a göre her insanın bir benliği vardır. Benlik kendimizi nasıl gördüğümüzdür. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yorgun, halsiz, bezmiş, sınavı kazanacak, atanacak, atanamayacak, yakışıklı, çirkin, güzel, aklınıza ne geliyorsa. Hepsi sizin benliğinizdir. Rogers'ı benlik kuramcısı yapan ifadesi aslında şudur. Bireyler benlik algısıyla tutarlı davranışlar gösterir diyor. Ne demek? Siz kendinizi nasıl görüyorsanız öyle davranırsınız. Doğru mu? Örnek, bir kız kendini çok güzel zannediyorsa yürüyüşüne yansır mı? Yansır. Öyle yürüyor. Nasıl yürüyorlar bilmiyorum. Çünkü kendini öyle zannetmiş, öyle yürüyor. Ya da bir arkadaşınız kendini çok komik zannediyorsa sürekli ne yapmaya çalışır? Bu kadar basit. Hatta paylaştığımı bilmiyorum. Amerika'da psikoterapide bir vaka, adamın biri kendini buğday tanesi zannediyor. Şizofren bir durum, gerçeklik boyutu ortadan kalkmış. Adamın kendini buğday tanesi zannettiğini nereden anlıyorlar? Tavuk gördüğümü beni yiyecek zannedip kaçıyor adam. Bakın, kendini buğday tanesi olarak görmesi anormal bir durum. Eyvallah. Ama buğday tanesi gördükten sonra kaçması anormal mi? Çok mantıklı. İşte bütün mesele bu. O zaman gelin okuldaki çalışkanla tembel çocuğa bakın. Tek nedeni budur, samimi söylüyorum. Çocukta yapısal bir problem yoksa, çoğunda yok. Bir çocuk kendini değerli, işe yarar, çalışkan, başarılı, önemli görüyorsa bu çocuk ders çalışır, okula güvenle gelir. Doğru mu? Bir çocuk da benim kafa basmaz, anlamam, öğrenemem diyorsa bu çocuk okula nasıl gelecek? Umursamaz gelecek. Bunun en güzel örneği, bakın Eylül'de göreve başladığı zaman deneyin. Okulun tembel çocuğuna ya da sınıftaki tembel çocuğa ısrarla olumlu dönütler verin. 10 gün sonra çocuğun çalışıp gelmeye başladığını göreceksiniz. Yani tembel bir çocuğa aferin yavrum ya, sen ne akıl, sen ne başarısın de, bu çocuğun benlik algısı olumluya dönmeye başlar. Bir de diyor ki her insanın ideal benliği vardır. Bu da kendini nasıl görmek istediğidir. Yani özetle aynaya baktığınızdaki benlik ama görmek istediğiniz ideal benliktir. Rogers diyor ki mesele ikisi arasındaki farktadır. İkisi arasındaki fark açılmaya başlarsa benlik bütünlüğü bozulmaya ve davranış bozuklukları ortaya çıkmaya başlar diyor. Yani siz ideallerinizden çok uzaktaysanız mutsuz olursunuz. Doğru mu? Bir çocuk okulda çok sevilen bir öğrenci olmak isterken, hani hangi kavram? İdeal benlik. Sıradan tembel bir çocuksa benlik. Fark açılmış mı? Bu çocuk kendini nasıl hisseder? Kötü. Farklı şeylerle ilgi çekmeye çalışır. Bakın Eylül'de böyle öğrencileriniz olacak ha. Sen ders anlatacaksın. Çocuklar bu çok önemli. Arkadan biri şuna diyor. Ha önemli ha. Oğlum ne oluyor sana? Ben diyorum zaten. İşte bu çocuk arada fark açılmış. Farklı şeylerle dikkat çekmeye çalışıyor. Mesela arkadaşlar ben aynaya baktığımda sırma saçlı birini görmek istiyorum. Gülme. Hangi kavram? Baktığında hafif saçı seyrek birini görüyorum. Benlik. Fark açılmış mı? Yok. Yakın. O yüzden kendimi... Bak hocamın açılmış diyor hocam. Seni görünce kendimi daha iyi hissediyorum hocam. İsterimiz karşılıklıymış. Hocam hemşeri, demek Karadenizler'de böyle bir şey var. Çok çalışmaktan dökülüyor diyorlar hocam. Doğrudur değil mi?
Evet, o da bizim güzel kendimizi rahatlattığımız şeyler. Şimdi ikisi arasındaki ilişki bize öz saygı verecek. Öz saygı bireylerin kendi benlikleriyle barışık ve uyumlu olma durumudur. Eğer siz kendi benliğinizi seviyorsanız, barışıksanız öz saygınız nasıl olur? Yüksek olur. Yani özetle siz hayallerinizden çok yakınsanız kendinize güvenirsiniz. Uzaksanız güvenmezsiniz. Onu anlatmaya çalışıyor. Öz saygısı yüksek insanlar kendilerine güvenirler. Hayata katılırlar. Risk almaktan korkmazlar falan filan. Ama ne yazık ki öz saygı her zaman yüksek olmuyor. Bazen de öz saygının düştüğünü görüyoruz. Nasıl bir şey düşük öz saygı? Önce bir metaforla olayı, duyguyu anlatayım. Sonra altını doldururuz. Diyelim bir sabah kalktınız. Önemli bir işiniz var. Dışarı çıkmak zorundasınız. Gittiniz hemen dolabını açtın. Aman Allah'ım, giyecek doğru düzgün hiçbir kıyafet kalmamış. Kimi eskide, kimi kirlide, kimi yağmur yağmış, ıslanmış. Ama dışarı çıkmak zorundasın. Mecbur sana yakışmayan, biraz kirli, biraz eski, biraz alakasız bir kıyafet giydin. Aynaya gidiyorsun. Aynada nasıl birini görmek istiyorsun? Çok şık. Çizgi filmlerdeki gibi arkadan böyle ışıltılar saçsın istiyorsun. Hangi kavram? Baktığında tipsiz, dastingil birini gördün. Benlik. Fark açıldı mı? Öz saygı ne yaptı? Düştü. Kendini nasıl hissedersin? Başın nerededir sokakta? Yerde. Sanki samimi söyleyeyim, herkes sana bakıyor. Seninle dalga geçiyormuş gibi zannedersin. Ama kimsenin sana baktığı yok. İşte arkadaşlar, düşük öz saygı böyle bir şey. Hemen şunu diyelim. Kendine güvenmezler, hayata katılmak istemezler. Ne demek istiyorum? Sen o kıyafette gittin, işini hallettin. Ya şöyle bir dershaneye uğrayayım, arkadaşlar hocalar oradadır, bir çay içeyim der misin? Deme. Tek bir amacım var. Bir an önce işimi bitireyim, kimseye gözükmeden eve gideyim, yeter. İşte arkadaşlar, düşük öz saygılı öğrencileriniz de öyledir. Onlar da bir kenarda otururlar, ya hiç ses çıkarmazlar ya da çok farklı davranışlarla ilgi çekmeye çalışırlar. Değil mi? Yani düşük öz saygılı bir çocuk senin sorduğun sorunun cevabını biliyorsa da parmak kaldırıp konuşur mu? Konuşmaz. Bir kenarda oturur, okul bitsin, gideyim diye düşünecektir. Aklınızda olsun, öz saygıyla ilgili bir sıkıntı varsa mutlaka psikolojik danışmaya ihtiyaç var. Geldik, güzel bir sözümüz var. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Bir de bakalım aşırı yüksek öz saygı nasılmış. Bunlar da kendini beğenmiş tiplerdir. Gerçeklikten kopmuşlardır. Hani güzel bir söz var ya, küçük dağları ben yarattım zannediyor. İnsan daha yaratabilir mi? Ama bu bireyler yaratabileceklerini bile zannetmeye başlıyorlar. Şimdi bizim çocukların durduk yerde öz saygısını yükselten en fazla nineler ve dedelerdir. O yüzden aramızda anneler vardır. Nine, dede, çocuk etkileşimi sınırlandırmak gerekiyor. Şimdi ben de gözlüyorum. Bakıyorum çocuk ağzını açmış, bomboş televizyona bakıyor. Böyle duruyor. Nine oradan maşallah diyor. Ne oldu? Çok zeki. Süper. Nereden anladın süper olduğunu? Çocuğun yaşadığı belli değil. Ayo, yaşıyor musun falan? Ama onun zeki olduğunu anlıyor. Ver çocuğa gazı. Bakın dikkat edin. Durduk yere çocuğa sürekli gaz veriyor. Bizim torun çok akıllı, bizim torun çok zeki. Çocuk kendine nasıl bir benlik geliştiriyor? Aşırı yüksek. Sen ne diyor ki, dünyanın en zeki çocuğu benim. Çocuk ilkokula bir başlıyor, neyi görüyor biliyor musunuz? Ana diyor, sınıfın en malı benmişim ya lan diyor. Akşam eve geliyor, bu sefer diyor ki anne ben okula gitmek istemiyorum. Ne düştü? Öz saygı, bakın. Aşırı yüksek öz saygılar gerçek hayata çıktıkları zaman çökerler. O zaman şunu diyelim mi? Bizim amacımız çocukların öz saygıları yüksek olsun, gerçeklikle tutarlı bir benlikleri olsun. Doğru mu? Bakın, ders çalışma, olumsuz davranış, birçok şeyi bununla açıkladık mı? Bakın şu anda bile eğer sen sınavı kazanacağına yeteri kadar inanmıyorsan, aradaki fark açıldıysa çalışmazsın zaten. Doğru mu? Farkı yaklaştırırsak daha sağlıklı. O zaman benim çocuğun kendini kabul edebilmesi için, öz saygının yüksek olabilmesi için onu kabul etmem gerekiyor. Önce kim kabul edecek?
aile kendini kabul etmesi için. Yani özetle şunu diyorum. Anne babanın eleştirdiği, suçladığı, kafasız, işe yaramaz çocuk dediği, öğretmenin tembel, beceriksiz dediği bir çocuk şunu diyebilir mi? Lan helal olsun bana, ben ne iyi bir insanım ben diyebilir mi bu çocuk? Öz saygı ne yapar? Düşer. Önce onu bizim kabul etmemiz gerekiyor. Nasıl kabul edeceğiz? Koşulsuz, olduğu gibi kabul edeceğiz. Yani insan olarak değerli göreceğiz. Bir insanın değerli olabilmesi için herhangi bir şey başarmasına gerek yok. İnsan olması yeterlidir. Yine Rajas'ın kendi ifadesi, ne ise o olmasına fırsat vermektir. Arkadaşlar o kadar çok soruyorlar ki bunu. İşte bir senesi Orhan Gencebay'dan sordular biliyorsunuz. Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Bir senesi Yunus Emre'den sordular, biz 72 millete bir gözle bakarız. Mevlana'nın olmayan ama Mevlana'ya atfedile gelen o meşhur sözü sordular. Gel ne olursan ol, yine gel. Bir senesi öğretmenlerin çalışkan ve tembel çocuklar arasında ayrım yapmamasını sordular. Hepsini de arkadaşlar, koşulsuz kabul. Çünkü insan ilişkisinde çok önemli. İlk yapacağımız şey çocukları koşulsuz olarak kabul etmek. Çok sevdiğim bir söz var, belki derslerimde paylaştım. Alman filozof Max Scheler'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, sevmek karşısındakine bir başkası olma hakkını verebilmektir. Bence sevgi üzerine bugüne kadar söylenmiş en güzel sözdür. Sevmek karşısındakine bir başkası olma hakkını verebilmektir. Biz genelde sevdiklerimizin nasıl olmasını bekliyoruz? Kendimiz, sen o zaman kendini seviyorsun demektir. Hadi bakalım, geldik ikinci boyutumuza. İçtenlik, dürüstlük, saydamlık. Bu da önemli. İki boyutu var. Öğretmenlerin hatalarını kabul etmeleri, duygu düşüncelerini doğru paylaşmaları. Bir diğeri ise olumlu ve olumsuz özellikleri yansıtabilmeleridir. Şimdi bir şey paylaşayım. Biz genelde hatalarımızı kabul etmiyoruz. Duygularımızı da kabul etmiyoruz. Çocuklar öğretmene soruyorlar. Öğretmenim bize kızdınız mı? Öğretmen diyor, siz kimsiniz la ben size kızayım diyor. Adam mısınız oğlum ben size kızayım diyor. Kızmış mı? Kızmış, çok kızmış. Değil mi? Yani söyle, evet kırıldım yani. Ben öğrenci olsam da davranışım beni kırdı. Ya da mesela bizim öğretmenler meşhurdur. Derste mesela hatalarını kabul etmezler. Matematik öğretmeni tahtaya bir problem çözer, çözemez. Ne der? Kim getirdi lan bu soruyu? Yavrum niye hatalı soru getiriyorsun? Değil mi? Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Sırf bu bakış bizde tahta korkusu oluşturmuştur. Ama öğretmen dese ki, ya ben bu soruyu çözemedim, zor bir soruymuş. Ertesi hafta tahtaya bir problem yazsa, çocuklar tahtaya gelmek isteyen var mı dese, o çocuklar daha güvenle kalkarlar. Doğru mu? Ya öğretmen yapamadı, ben de gideyim. Ya da bir çocuk soruyu çözemezse kendini çok kötü hisseder mi? Hissetmez. O yüzden tahta korkusu bizim genetiklerimize işlemiştir. Ben derste sosyometride birilerini kaldırıyorum tahtaya. Belki aramızda kaldırdıklarım vardır. Diyorum ki, evet arkadaşlar, kim tahtaya kalkacak? Herkes hemen şunu yapıyor. Telefonu hemen alıyor. Ha hocam ne falan diye. Çünkü yani korkuyoruz. O yüzden duygu ve düşünceleri doğru paylaşmak çok önemli. Artık sıkıldık, belki paylaştım ama bir yaşantımı daha paylaşayım. Bir senesi sabah okula gittim, baktım 4-5 tane teyze okuldan tepsi tepsi bir şey taşıyorlar. Ne yapıyorsunuz dedim, pikniğe gidiyorlarmış. 4 öğretmen organize olmuş, 3 tane kadın bir tane erkek öğretmen pikniğe gidecekler. Hemen gittim öğretmenin odasında kadın arkadaşları buldum, dedim ki ya niye dedim tek erkek arkadaşı pikniğe götürüyorsunuz? Kaza olur, acil bir şey olur, bir şeye ihtiyaç olur. Diğer erkek arkadaşlara niye haber vermediniz dedim. Biri dedi ki, bak hocam düşünemedi işte, rehberlik ne kadar ince düşünüyor dedi. Öbürü dedi ki, hocam uygunsanız ne olur siz de gelin dedi. Neyse ben de dürüst bir tepki verdim. Vallahi gelirim ama bir şey yemem. Neyse. Gittik Çubuk tarafında, Karagöl diye bir yer var. Orada biz takılıyoruz. Biraz ileride bir ekip var. Mangal yapmışlar, yiyorlar, içiyorlar. Arada sırada bir oyun havası açıp oynuyorlar, devam ediyorlar. İşin tehlikeli tarafı, arabaları Beyaz Şahin. Hatta aramızda geyini yaptık. Bir yerde Beyaz Şahin varsa mutlaka kavga çıkar diye. Bir süre sonra birbirlerine girdiler ama güzel girdiler. Yaralananlar falan oldu. En son bıçakla biri birini kovalarken, artık bıçak mı şiş mi tam göremedik ama İnsani bir refleks, orada bir kalabalık var. Çocuk olduğunu falan muhtemelen o an düşünmemişti. Yardım isteyip bize doğru koşmaya başladı. Onu görünce bizim çocuklar bir çığlık atmaya başladı. Çocuklar da koşmaya başladı. Çocuklar koşunca arkasından bize koşmaya başladık. Bütün okul 2 dakikada otobüslere
doluştuk. Şimdi bu erkek arkadaşın bir öğrencisi ağlamakta bir kız çocuğu dedi ki öğretmenim dedi çok korktum siz korktunuz mu dedi. Öğretmenin tepkisi şu. Hayır kızım. Ne korkacağım? Korkacak bir şey mi var dedi. Hocam bir defa nasıl korktuğunu bütün okul gördük. En önden sen kaçıyordun onu da gördük. İki çocuğu ezdin kaçacağım diye arkadan ben kaldırdım onu. Şimdi niye hocam yalan? Tabii ki öğretmen kesinlikle kötü niyetli değil. Öğretmen şunu diyor. Eğer ben de korktum deseydim çocuklar ne yapacaktı? Panik oluyor. İşte arkadaşlar iletişim buralardan başlayacak. Öyle bir tepki vereceksin ki. Dilan şunu dese. Evet yavrum korktuk ya bıçakla biri geliyor üstümüze. Korkacak bir şey olmaz olur mu? Tabii ki korktum. Ama şimdi güvenliyiz. Burada kimse bize zarar veremez. Artık korkmamıza gerek yok dese daha iyi olur. Öbürü ne oluyor biliyor musunuz? Bakın dürüst bir tepki vermedik. Çocuk ne diyor hocam ben çok korktum. Ben ne diyorum? Korkmadım. Çocuk kendi benliğine yönelir mi? Demek sıkıntı kimde? Bende. Korkak biriyim. Anneler de yapıyor onu. Çocuk diyor ki anne ben karanlıktan korkuyorum. Annenin tepkisi bu. Yavrum bebek misin sen? Karanlıktan korkulur mu hiç? Çocuk odaya gider yemin ediyorum şunu düşündü. Allah belamı versin. Dünyada karanlıktan korkan bir tek ben varmışım demek. Olmaz. Dürüst tepkiler vermek çok önemli. Geldik ikinci boyutu olumlu ve olumsuz özellikleri yansıtmak. Bu da önemli. Yani biz çocuklara olumsuzu da söyleyeceğiz. Aslında güzel bir sözümüz var. Dost acı söyler diyor. Doğru mu? Eğer bir insanın dostuysanız ya da benim dostum bana değer veriyorsanız bana eksik yanlarımı da söyleyeceksiniz ki gerçeklikle tutarlı bir benlik geliştireyim. Doğru mu? Gerçeklikten kopmayayım. Sonra hayata çıkınca küsersin, çökersin. O yüzden bunu da yansıtmak gerekiyor. Ama işte incelik burada. O olumsuzu söylerken buna ve öz saygıya zarar vermeyeceksin. Bakın nasıl bir şey bu? Mesela kadınların iletişim becerileri biraz daha iyidir erkeklerden. Mesela erkekler o yüzden hani genelde bodozlama giderler. Kadın arkadaşlar bu tip sözlerin erkeklerin alınmasın. Bizim doğal habitatımız böyle. Mesela erkeklere sorayım. Bir arkadaşınız bir kıyafet almış gelmiş. La nasıl olmuş dedi. Çok kötü olduğunu düşünüyorsun. Ne dersin? Erkekler iyi demez işte. O yüzden siz de o cevabı bekliyorsunuz. Erkek affetmez. Oğlum bu ne lan? Maymuna dönmüşsün lan. Param verdim buna bir de. Allah belanı versin diye. Şimdi işin enteresan tarafı erkek bundan rahatsızlık duyar mı? Erkek de çok rahattır. Diyor maymuna dönmüşsün oğlum. Erkeğin hareketçidir. Harbi mi la? falan der. Sıkıntı yok. Ama bir kadına söyle dağılır. Eve gider koşa koşa üstünü değiştirir geri gelir. O yüzden kadınlar ama enteresan mesela ben derslerde gördüm. Diyor nasıl olmuş? Açmış dedi yani. Ne olduğunu anlamadım ben ama herhalde iyi bir şey söyledi. Seni açmış, problem yok. Aslında bakın olumsuz mesajı veriyor ha. Bana göre uygun değil ama seni açmış, beynine zarar vermiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yoksa o insana bakın zarar vermeye başlıyoruz. Mesela şu örneği paylaşayım. Diyelim bir arkadaşımız bizi yemeğe davet etti. Bir kadın arkadaşımız. Biz de toplandık, gittik yemeğe. Tarhana çorbası yapmış. Bir kaşık aldınız çorba rezalet yenecek hali yok. Birçoğumuz ne diyor biliyor musunuz? Çorba harika. Eline sağlık. Ama çorba bana dokunuyor. Teşekkür ederim. Daha da en yalancılar tarif isteyenlerdir. Eğer biri yemeğini çok beğendim tarifini ver diyorsa yalan söylüyordur. Şimdi bakalım bu kadın arkadaşa iyilik mi yaptık kötülük mi yaptık? Gel zaman git zaman evlenmeyi düşündüğü delikanlı yemeğe çağırsa muhtemelen hangi çorbayı yapar? Tarhana çorbasını yapacaktır. Olmaz. Onu söylemek gerekiyor. Geldik belki de bizim için en önemlisi empati. Geçen sene empatiyi anlatırken şunu dedim. Ya empati önemli. Her sene soru soruyorlar. Bu senede mutlaka bir empati sorusu gelir dedim. Arkadaşlar bir empati sorusu kullandılar. Empati nasıl bir şey? Önce bir hikaye paylaşayım sonra empati üzerine düşelim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir hikaye paylaşayım empatiyi anlamak adına.
Köyün birinin eşeği varmış. Köylü eşeği çok severmiş. Köye su taşırmış. Sonra bir gün sabah uyanmışlar. Eşek yok, kaybolmuş. Aramışlar, taramışlar. Bakmadıkları yer kalmamış. Eşeği bulamamışlar. Sonra köyün çok da önemsemedikleri bir ihtiyarı eşeği bulmuş. Köy meydanına getirmiş. Köylü hem çok şaşırmış hem çok sevmiş. Demişler ki ya biz bu eşeği haftalardır aradık bulamadık da. Sen ne yaptın da bu eşeği buldun demişler. O da demiş ki vallahi bir an için düşündüm. Eşek olsam nereye giderdim? Gittim baktım eşek oradaydı. Demiş. Şimdi ne yapmış eşekle? Empati. İşte empati böyle bir şey. Yani bir an için düşünebilmek. Karşımızdakinin gözüyle dünyaya bakmak. Şöyle tanımlıyoruz empatiyi. Objektifliği kaybetmeden karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilme yeteneğidir. Dikkat! Objektiflik giderse empati ne olur? Gider. Empatinin 3 adımı var. Sorularda empatiye gidebilmek için 3 şeye dikkat et. 1. Karşımızdakinin gözüyle dünyaya bakmak. Yani annemin yerinde olsaydım, ben baba olsaydım, öğrenci olsaydım, eşek olsaydım. İlk adım. 2. Duygu ve düşünceyi doğru anlama. Arkadaşlar buna da dikkat edin. Empati sorularında hoşunuza giden seçeneği işaretliyorsunuz. Yani yukarıda bir ifade veriyor. Diyor ki bu çocuğa ne söylenirse empati olur. Sen yukarıdaki metinden kopuyorsun. Kendi hoşuna giden işler olmaz. Yukarıda ne söylüyor ona doğru olması gerekiyor. Bakın kadın arkadaşların yaşadığı bir şeyi paylaşayım. Nasıl yanlışın empati olmadığını görün. Şimdi bugün eve gideceksiniz. Muhtemelen yoruldunuz. Doğru mu? Kafanda karışmış. Şöyle eve gidiyorsun. Bir 10 dakika odana geçip sessiz durmaya ihtiyacın var. Bir kafanı toparlamak istiyorsun. Sonra kalkar elini yüzünü yıkar bir şeyler atıştırırsın. Eve gidersin, anne iyi akşamlar dedin, odana geçtin. Annen hemen peşinden gelir. Kızı, üzülmüşsün. Şimdi empati oldu mu? Olmaz, sen üzülmedin ki. Doğru değil. O yüzden empati olmaz. Anne üzülmedin, biraz yorgunum. Sen çok üzülmüşsün yavrum. Anne vallahi şimdi bak söyle kim üzülsün. Anne çık demeye başlarsın olmaz. Ama şunu deseydi kızım yorulmuşsun. Şöyle bir 10 dakika sessiz kalmaya ihtiyacın var. Öyle anlar değilse. İşte bakın bu empati olur. Empatinin doğru olması çok önemli. Bir de arkadaşlar duygu ve düşünceyi yansıtmak da çok önemli. Yansıtma olmazsa empati olmaz. Seçeneklerde ona empati diyoruz. Seni çok iyi anlıyorum. Ne anlıyorsun? Yani onun yansıtılması gerekiyor. Üzüldün mü, kırıldın mı, korktun mu? Tamam. Bir de bir şey söyleyeyim. İletişimle ilgili piyasada inanılmaz yanlış soru var. Bir defa anla yansıt ifadelerini empati olarak yazan dünya kadar yayın var ha. Yani çocuk diyor ki öğretmenim kalemimi kaybettiğim için üzüldüm. Diyor ki hangisini söylerse empati olur? Cevap kalemini kaybettiğin için üzülmüşsün. Ben ne diyorum? Yani bu empati değil. Bu anla yansıt ifadesidir. Empati ne olur? Güzel bir ÖSYM'nin çıkmış sorusu vardı. Kalemini, saatini kaybetti. Ya babanla arandaki bir bağı kaybettiğin için üzülüyorsun. Yani babasının hediye ettiği bir saati kaybeden bir çocuğa. Yani saatini kaybettiğin için üzülmüşsün demek olmaz. Küçük çocuklarda kullanırsın anla yansıt ifadeleridir. Şimdi bir örnek üzerinden gideceğiz. Ama örnekten önce empati ile karıştırdığımız birkaç ifadeye bakalım. Ondan sonra bir egzersiz yapacağız. Biz genelde özdeşim, sempati, antipati hepsini birbirine karıştırıyoruz. Bakın özdeşim karşısındaki ile aynı duyguyu yaşamaya başlamaktır. Örnek vereyim. Tabii ki üzücü bir örnek ama ne bileyim işte bir kadın arkadaşınız gelse fark etmez bir erkek ya da kadın arkadaşına ya eşim beni dövdü bana şiddet uyguladı dese ve ondan nefret ediyorum çok kızdım ona dese siz de bu adama kızmaya başlar mısınız? İnsani bir şeydir. Ne oldu o zaman? Özdeşim oldu. Bakın onunla aynı duyguyu yaşamaya başladın. Doğru mu? Peki şunu deseydin vallahi kızmakta haklısın yaptığı çok yanlış bir şeydi. Ne olur o zaman? Sempati olur. Bakın aynı duyguyu yaşıyorsan özdeşim, onun düşüncesini doğru buluyorsan sempatidir. Bir de antipati var en kötüsü. Değil mi? Ya kızmaya hakkın yok, kocandır, ara sıra böyle şeyler olur. Üzülme desek de ne oldu arkadaşlar? Antipati oldu. Anladık mı arkadaşlar? Objektif olarak anlıyorsam empati. Hak veriyorsam sempati. Onunla aynı duyguyu yaşıyorsam özdeşim. Doğru bulmuyorsam
Hadi bakalım. Şimdi bir öğrenciniz geldi dedi ki, sınıfta konuştuğum için öğretmenim beni dövdü. Bu hayatta en sevdiğim öğretmenim oydu. Onu asla affetmeyeceğim. Ben bu çocuğa dersem ki, öğretmenine sınıfta seni dövdüğün için kızmışsın. Ne oldu? Empati oldu. Evet, çok gözükmedi ama şunu desem, öğretmenin seni dövmeye hakkı yoktu. Ben olsam ben de kızardım. Bakın, sempati, özdeşimde aynı duygu yaşayacak. Bu diyor ki bak, aynı duygu yaşamıyor. Ben olsam ben de onu hissederdim. Yani ne yapmış? Onaylamış, sempatidir. Şunu dersek, ne var bunda canım? Öğretmenin seni dövdüyse senin iyiliğin içindir. Allah razı olsun, öyle öğretmenlerimiz vardı. Bizim iyiliğimiz için bizi döverlerdi. Allah'tan çok da iyiliğimizi düşünmemişler. Evet, ne oldu bu da arkadaşlar? Antipati oldu. Eğer siz de o öğretmene öfkelenmeye başlarsınız. Ya bu nasıl bir insan? Kocaman çocuk, hem de sınıfta dövülüyor mu? Bu çocuğun bir onuru gunuru yok mu? Dediğin noktada işte özdeşim olur. Yakaladık mı arkadaşlar? Ama unutmayın, bizim iletişim sürecinde istediğimiz tepki empatidir. Yani sempati, antipati, bunlar iletişimde kabul ettiğimiz şeyler değil, iyi şeyler değildir. Biz empati sorularında neden zorlanırız onu da paylaşayım. Samimi söyleyeyim, bugüne kadar size hiç empatik tepki veren olmamıştır. Hayatınızda hiç empati duymadınız, sınavda görünce de şaşırıyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Bir kadın arkadaş eve gitse dese ki, anne sevgilim beni terk etti. Hem de uzun süredir en yakın arkadaşımla beraberlermiş. Annen ise şunu dese, kızım hem sevgilin hem en güvendiğin arkadaşın tarafından kandırıldığın için kendini çok kötü hissediyorsun, mutsuz olmuşsun. Bu ne olur? Empati olur. Muhtemelen annenize şunu dersiniz, kız kafayı mı yedin? Benim derdim bana yetiyor, git bir de seninle uğraşmayayım. Değil mi? Anneler bu tip durumlarda genelde özdeşim yaparlar. Değil mi? Ne demeye başlar hemen? Allah belasını versin onların. Geberirler inşallah. Değil mi? Bu işte özdeşim. Bakın, senle öfkelendi. Şunu deseydi, kızım çok zor durumda kalmışsın. Ne oldu? Sempati, hak veriyor. En kötüsü antipatidir. Bazen annelerimiz onu da yaparlar. Yavrum ben sana dedim, o çocuktan bir yol olmaz. Bak bilmem kimi bulmuştum ben sana. Beni dinlemedin. İyi oldu. Evet arkadaşlar, bir sorumuz var. Çok hoş bir soru. Eminim bu soruyu yazarlarken eğlenmişlerdi. Çünkü ben çözerken eğleniyorum. Evet, ne cevap arkadaşlar? Buldu. Evet, en mantıksız hangisi? Bolu bence. En mantıklısı A. Doğru mu? Benim bir öğrencim olsa onu derim, üzülme, kızların netini ben de anlayamadım. Arkadaşlar işte empati böyle bir şey. Tamam. Şimdi arkadaşlar, dedik ya, bizim amacımız çocuklara olumlu ve olumsuzluğunu yansıtma, hatalarını da söyleyeceğiz. Ama bunu yaparken neye zarar vermeyecektik? Benliğine, öz saygısına. İşte bakın, iletişim dillerini biz buradan çıkartıyoruz. Hemen bakalım, ego geliştirici dil, ego zedeleyici dil. Tabii ki ego geliştirici dille kitaplarda çok enteresan bir örnekler var. Bakın, mantık tamam da örnekleri unutun. Diyor ki, bir insana kel demektense saçın seyrek gözüküyor demek öz saygı geliştirici dildir. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ne diyorsan adam gibi söyle. Yani şimdi burada arkadaşlar, hayır. Ama bakın, mantık şu. Ya bir insana eksikliğini söylerken ama egosuna, öz saygısına zarar verme. Buna en güzel öğretmenlerimizin karne yazılarıdır bakın. Çocuğun 12 dersi var, 12'si de zayıf. Öğretmen karne yazmış ki, çalışırsan başarılı olacağına inanıyorum yavrum. Şimdi bu ne demek? Çalışmamışsın, tembelsin. Çalışırsan yaparsın. Bu kadar. Bakın, olumsuzu veriyor ama zarar vermiyor. Bununla ilgili hemen şunu söyleyeceğim.
İçerik değil, mantığını kavrayalım. Kişiliğe yönelik olumlu mesajlar, davranışa yönelik olumlu mesajlar. İletişimde şuna çok çok dikkat edin diyorum. Bir mesajın kişiliğe mi, davranışa mı yönelik olduğunu özellikle olumsuz iletişimde ayırmak zorundayım. Şimdi biz davranışta derken, kişiliğe derken hemen psikomotora gidiyoruz. Bütün hayatı kapsıyorsa kişiliğe, özele ve o ana yönelikse davranışa. Bir annenin kızım pasaklısın demesi neydi arkadaşlar? Kişiliğe. Nasıl biriyim? Pasaklı biriyim. Bugün odanı toplamadın? Davranışa. Harika yemekler yapıyorsun? Kişiliğe. Bugün yaptığın tarhana harika? O davranışa yönelik. Tamam. Ya da başka bir örnek. Yavrum pissin, kişiliğe. Ne bileyim, yemeğini döktün, davranışa. Eve ayakkabıyla girdin, davranışa. Bir de şunu diyelim arkadaşlar, davranışa yönelik olumsuz mesaj verilebilir, hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Yeter ki şunu yapmayın, öz saygı zedeleyici de tek bir şey yazacağım. Kişiliğe yönelik olumsuz mesajlardır. Arkadaşlar ne olursa olsun, kişiliğe yönelik olumsuz bir mesaj bizim için asla doğru bir seçenek olmaz. Sorunun geri kalanını hiç okuma. Böyle bir şey varsa işaretle gitsin. Şimdi ben genelde böyle aile seminerleri, öğretmen seminerleri yapıyorum. Bana şunu soruyorlar hemen. Hocam iyi güzel diyorsun da biz bu çocuğa hiç mi bir şey demeyelim? Hiç mi eleştirmeyelim? De, eleştir istediğin kadar. Neye yönelme? Davranışa yönelik istediğiniz kadar öğrencinize mesaj verin. Bir sıkıntı olmaz. Ama biz hep neye yöneliyoruz biliyor musunuz? Kişiliğe ne yazık ki. Çocuk babasına yardım ediyor. Elindekini düşürdü, kırdı. Babanın ilk tepkisi özürlü diyor. Aptal, dangalak, beceriksiz. Bunların hepsi neye yöneliktir arkadaşlar? Kişiliğe yöneliktir. Uzak durmak gerekiyor. Bakın ne demek istedim, yine bir yaşantımla paylaşayım. Lisede çalışırken son sınıftan bir öğrencim geldi. ÖSS'ye hazırlanıyor. Dedi ki hocam moralim çok bozuk. Bana izin kağıdı ver, ben bugün derse gitmeyeceğim. Devamsızlığım da çok dedi. Dedim ben veremem. Sen müdür yardımcısıyla konuş. Ama kafanı ne bozdu bana bir anlat dedim. Sabah dedi annemle babam benim yüzümden kavga ettiler dedi. Büyük bir kavga oldu. Babam dedi işte dershaneden aramışlar demişler. Çocuğunuz derslere devam etmiyor. Son denemeleri de çok düştü. Biraz ilgilenin, böyle giderse kazanamayacak. Baba eve gelmiş, kimi sorumlu tutmuş? Anneyi. Senin yüzünden böyle oldu, ilgilenmiyorsun, şu oldu, bu gitti falan derken anne sazı eline almış, sen de baba mısın, sen de şunu yapmıyorsun, şunu yapaydın, öyle yapaydın. Bakmış baba anneye laf yetiştiremiyor, bu sefer çocuğa dönmüş. Ne yapalım o zaman, bizimki de gerizekalı çıktı demiş. Çocuğun neyine yönelmiş? Kişiyle. Çocuk daha da trajik şunu dedi. Hocam dedi aslında babamın öyle demesi bana çok koymadı dedi. Ama annem de oradan kafa sallıyordu, çok bozuldum dedi. Şimdi anne de kafa sallayınca artık çocuk samimi söylüyorum şunu dedi. Hocam olmuyor dedi. Ben kazanamıyorum. Bu kadar ben dedi. O yüzden ne olursa olsun kişiliğe yönelik olumsuz mesaja gitmiyoruz. Şimdi burada ne dedik? Davranışa yönelik olumsuz mesaj verilebilir. Burada da ben dili. Hemen arkadaşlar son olarak ben sen diline bakacağız, vedalaşacağız. Arkadaşlar ben dili, sen dilini çok uzatmayın. Şuna bakın ya. Davranış, etki, duygu. Bu kalıp varsa iletişim dilim nedir arkadaşlar? Ben dili ya. Aranızda konuştuğunuz için davranış dile geldi. Dikkatim dağılıyor, etki. Üzülüyorum, duygu. Bu kadar. Anne mesela çocuk yüksek sesle televizyon izliyor. İstediğin kadar bağır. Kafam ağrıdı, şu ağrıdı, çocuk anlamaz. Yavrum televizyon sesini çok açtın. Davranış. Başım ağrıyor. Etki. Değil mi? Kızıyorum. Duygu. Çocuk tamam anne kızayım de. Bakın aramızda anneler var. Çocuklara dikkat edin. Çocuklar ben dili kullanırlar. Ne diyor çocuk? Anne üzüldüm der çocuk. Bunu deyince anne kıyamaz zaten. Ay yavrum kızım benim tamam. Ama biz ne diyoruz? Beni üzüyorsun. O ne oldu işte arkadaşlar? Sen mesajı oldu. Tabii ki Türkiye'de nasıldır? Bir arkadaşımız derste paylaştı. Öğretmen bir derste çocuğa demiş ki arkadaşın ayakta geziyor. Ona oturması gerektiğini bir sen dile bir de ben dile söyler misin demiş. Çocuk da şunu demiş. Oğlum sen mi oturuyorsun ben mi oturayım? İşte ben dili böyle bir şey. Hemen şunlara bakalım. Çok uzatmayalım. Kişiliğe ve davranışa yönelik. Davranışın bizde bıraktığı somut etki ya da duyguya yönelik. Sorularda şuna dikkat edin. Bildiğiniz şeyler. Ben sadece dikkat etmeniz gereken şeyleri paylaşayım. O etkinin somut olması gerekiyor. Yani ironileri
mecazları ben olarak düşünmeyin. Eve geç kaldınız diyelim. Anneniz kapıyı açtı dedi ki, yavrum geç kaldın, çıldırdım. Ben dili mi, sen dili mi? Açık bir sen dili. Annen çıldırdı mı? Yok. Yani evde gayet, ama Allah korusun kapıda bir ambulans, anneni bağlamışlar götürüyorlar. Yavrum geç kaldın, çıldırdım. O zaman ne olur? Ben. Demek istediğimi anlatabildim mi arkadaşlar? Yani çıldırdım, öldüm diyor mesela. Öldün mü? Yok. Ama öldü Allah korusun, not bıraktı. Tamam o zaman. O bir ben iletisidir. Tamam. Bir de şuna dikkat edin. Sen mesajı suçlama ve savunma, ben mesajı yardım isteği uyandırır. Yani annen eve gitti, ne biçim çocuksun, insan bir aramaz mı, Allah belanı vermesin, nasılsın, bunların hepsi sen mesajıdır. Ama hemen sen savunmaya geçersin. Anne ders geç bitti, hoca 9.30 dedi, onu anca bıraktı, yolda şu var bu var diye savunmaya geçersin. Eğer annen ikna olmazsa bu sefer suçlamaya geçersin. Anne sen de çok takıntılısın ha. Hiç kim orada, bir sürü insan, hiç kimin annesi böyle yapmış. Sen de bir sıkıntı var. Ama anne şunu dese, yavrum geç kaldım, başına kötü bir şey geldi zannettim, çok merak ettim, yemek bile yiyemedim. Ben mesajıdır. Bir de ben mesajı öyle bir şey ki bir şey diyemezsin ha. Belki alırsın, ne diyeceksin ki? Yavrum geç kaldım, merak ettim, çok korktum. Özür dilerim. Ben buradayım. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hemen toparlayalım. Hangisi davranış değişikliği yaratır? Ben. Hangisi olumlu iletişimdir? Ben. Hangisi çatışma çıkartır? Sen. Bir yaşantımı paylaşacağım. Bir soru paylaşıyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Son 2 dakikamız. Bir gün aile semineri yapıyorum. Seminer bitti. 50 yaşlarda bir tane teyze yanıma geldi. Dedi ki, hocam benim küçük oğlumla hiçbir sorunum yok. Ama dedi, evde 22 yaşında bir tane adam var dedi oğlum. Dedi, mahvediyor beni. Ne oluyor dedim. Mesela hocam her duştan sonra bornozunu salona atıyor gidiyor dedi. Uyarmıyor musun dedim. Bilerek sordum. Uyarmaz olur mu? Kadın 2 dakika içerisinde 50 tane laf etti bana. Ne diyorsun dedim. Uyarıyorum hocam dedi. Sakar, pis, pasaklı, sen hastanede mi karıştın, nasıl benim çocuğum oldu, sapıksın sen, kesine kadar gelmiş. Yani arada daha neler söylediğini siz hayal edin. Tam da iletişim anlatıyorum ya dedim, bir de ben diliyle söyle bakayım dedim. Ne diyeyim hocam dedi. Dedim, ne hissediyorsun çocuğun bornozunu salona atınca? Çok üzülüyorum hocam dedi. Git onu söyle. Ama sakın başka bir şey söyleme dedim. Çünkü bizim annelerimizde enteresan bir mekanizma var. Tetikleyen mekanizma var, durduran mekanizma mevcut değil. O yüzden başladı mı gidiyor. Samimi söylüyorum, kadın bir hafta sonra geldi ve şunu dedi. Hocam dedi, bu kadar kolay mıydı? Ne oldu dedim. Çocuk bornozu salona atınca gitmiş yana demiş ki, oğlum sen bornozu salona attığın zaman ben çok üzülüyorum demiş. Oğlun ne yaptı dedim. Hocam önce bir şaşırdı dedi. Şaşırmış, şöyle bir bakmış. Demiş, anne üzülme, ben yerine koyarım o zaman demiş. Şimdi yine Doğan Cüyol'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki, cahil insan verdiği mesajın farkında olmayan insandır. Çocuk bornozu salona bırakarak annesini üzdüğünün farkında değil. İşte ben mesajı onu iletiyor. Senin davranışında hiçbir sıkıntı olmayabilir. Ama senin davranışın bende bu etkiyi yaratıyor. Peki şöyle bir soru sorsam size. Bir öğretmen öğrencilerinize ki, çocuklar verdiğim ödevi hiçbiriniz yapmamışsınız. Sorumsuz olduğunuzdan dolayı dersimi etkili bir şekilde işleyemiyor. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Ben mi, sen mi? Süper. Açık bir sen dilidir. Bizi bir tek buradan yakalar ÖSYM. Çünkü bakın burada ne var? Sorumsuzsun dedi. Doğru mu? Kişiliğe yönelik olumsuz bir mesaj var. Sonunu iyi bitiriyor olması bizim için önemli değil. Bakın soruyu beraber çözelim. Şimdi hiç polemiğe girme. Ben size kalıbını vermiştim. Davranış artı etki artı duygu. Dersin içeriğini geniş tuttuğum için yaptığınız eleştiriler karşısında. Çocuklar ne yapmış davranış olarak? Eleştirmişler. Etkisine haksızlığa uğradın. Duygu, hayal kırıklığı yaşıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama unutmayın, bir ben dilinde illa etki ve duygu olmak zorunda değil. Yani konuştuğunuz için dikkatim dağılıyor da ben dilidir. Konuştuğunuz için üzüldüm de ben dilidir. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Haftaya aynı saat ve aynı yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Dikkat edin kendinize. Sen diline maruz kalmadan